Arkadaşım hazır mısın? Arkadaşım lafımı duymuyor musun? Kesin. Bağırıyor ama ben şey yapamam ki bunu ya. Merhaba. Geldiniz abi. Yeni doğan... Göz teması kurma. Yeni doğan indirme var herhalde. Seyirci seni alkışlıyor. Alkışını evet. Al içine. Mal gibi bakıyorsun. Ellerin göğsünde. Yani yüreğim kabardı o şey anlamda böyle. Ama onu vermiyorsun işte. Vermem onu vermem. Bir kere sen sanki alkıştan korkuyormuş havan var. Yani onu ben de şey yaptım ya. Ne saçma bir insan hali yani. Evet. Çıkayım mı ben ya? Olmayacak herhalde. Benle olmayacak herhalde. Diyorsun şey olacak. Olmak zorunda. Buraya kadar gelmiş insanlar. Evet. Onlar çıksın o zaman yani. Arkadaşım ben bir şey yapmak zorundasın. Evet. Çıkar, zorla çıkartayım mı? Arkadaşım. Sopadan var mı? Yok mu? Sen hazırsan, hazırım. Esneksen, ben seni her türlü pozisyona sokar, bu geceyi atlatırım. O zaman o çocukları kesin çıkaralım. Yani o... Değil mi? Çünkü bu gece yayınlanacak demek ki. Geç. Arkadaşım. Benim hocam. Daha birinci dakikada seyirciyi evet. Arkana alma. Seyirci sen de pislik yapma. Benim neyi kastettiğimi herkes biliyor. Evet işte bizi korkutan o zaten. Herkes... Anladığı için artık yani gizli bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşım. Benim hocam çok hazır hissediyorum. Lütfen. An. Evet. Birazcık beynini bu akşam daha esnek, daha gevşek, daha cıvık bırak. Evet. Ki benim söylediklerimi anla. Çünkü rahatsızım. Doktordan geliyorum. Onu biliyoruz hocam. O, uzun zamandır onu biz takip ediyoruz zaten. Neymiş peki? İşte problemli. Sıkışma, doğumda arkadaşım. Sıkışma. Arkadaşım. Evet. Olur o. İlk ıkınma ondandır. Ikın, dur. Hani doktor dur demeden anne bırakırsa o bir beyinde bir sıkışma yapıyor. Kan gitmiyor bir süre beyne. Oluyor. Beyincikte cikleme işte o dediğimiz. Uzun sen süre... kimi kastediyorsun? Değil mi? Ben de böyle ortaya bir toplumsal bir sorun yani. Ben benim doğumumu görmüş olamazsın herhalde. Evet onu görmedim hocam. O manzaraya yüreğim kaldırmaz o çocuğu. Yani geliyor ve yapacak bir şey yok artık. Yani elimizde olan bir şey yok. Bu üzücü bir manzara çünkü. Ben evet. İyi bu şakaları bekliyorum birazdan. Karaciğerimde yağlanma var. Bir tek karaciğerde mi var hocam? Ya da komple karaciğersiniz. Uzatma. O uzamaz zaten. Tıpa sürü... hakaret etme. Tıkma? Tıpla. Tıpla. Alay edilmez. Tıpla edilmez. Hiç doktor tanıdığın var mı? Hayır. Hiç doktora gitmedin mi? Gidecektim o denk düşmedik yani. O çıkmış. Doğduğundan beri seni bir kere bile beyaz önlüklüye götürmediler mi? Götürdüler de... Çok meslek var beyaz önlüklüye. Kafandan ne geçiyor da bize çaktırmıyorsun? Şu an mı o zaman mı ne geçiyordu? Çağır çocuğu gelsin. Doktorun çocuğu mu? Seyirci şaka yapmayın. Çağırsanıza çocuğu. Şey müzisyeni çağırın. Sensin minik be manyağı. Bu kadar boyu minik diye. Sen nesin o zaman? Embriyo. İnsanı zorla embriyolar yani. Arkadaşım. Evet. Huzurlar... Çoluk çocuktan evet. Uğraşma. Geç. Huzurlarınızda minik. Ne tatlı bir hayat ya. Nasıl bir şey yapın? Ne güzel bir hayatım var ya. Vallahi billahi. Kaça bundan ikinci? Tıpla alay eden geri zekalı bir gün tıp mümessili bir insanın eline düşerse evet. Ne olur müziği çal arkadaşın pozisyonuna gir. Bu işte bekliyor köşede umutsuzca bekliyor. Hiç doktora gitmedin mi gerçekten? Gitmedim hocam. Bir. Arkadaşım uzatma meseleyi mutlaka bir doktora gitmişsin. Bir tane gittim. Tamam ne doktoruydu? Onu hatırlamıyorum işte. Çok hatırlarsın. Eski. Hatırlarım. Nerene baktı? Doktor elime baktı işte elimde bir problem. Cildiyeci miydi? Yok yani o kadar zor durumdaydık benim elime bakıyordu adam. Dedim gel oh! Yanımda çalış dedim. Prodüksiyon beyaz önlük falan bir şey getirin. Bu salağa doktorluk nasıl bir şey öğreteceğiz?
Hazır mısın? Soyun. Düğmeni aç. Onu değil. Hocam benle kesin konuşun. Çabuk giydir, çabuk ol. Aktif ol giyinirken. Doktor mutluluğu gelsin yüzüne. Doktor 20 mutluluğu. Saat çalıştım, hiç uyumadım. Çok bir sürü de kitap okudum. Keşke 50 saat daha mutluyum. Çalışsam ya. Hakikaten. Mutlusun. Efendim? Aktif ol. Cebi mi bu? Arkadaşım cebi. Aktif ol. Al steteskopu eline. İki parmağınla tut kibar bir şekilde. Uzat ileri doğru. Kime doğru? Arkadaşım ne yapıyorsun? İki parmağımı tutuyorum hocam ben. Göğüs hizasında tutacaksın, kalp hizasında. Kalp hizasında kalpten 20 santim ileri. Sağ eline tutacaksın. Solda 20 santim kırın. İleride. Biraz daha al ileri. Evet. Siz dikine nasıl ol. Anlıyorsunuz mesafeyi? Arkadaşım aktif ol şu anda. Ver yüzünde mutluluğu. 20 saat çalıştım. Ne kitaplar okudum. Dahiliyenin bütün dahillerini öğrendim. Daha dün gece böbrekle dalak çalıştım. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Nereye denk geldim ya? Ben dalağı düşünerek yaptım ama... Evet, gel muayenehaneye. Muayenehanedeyim şu an. Prodüksiyon, yapın ufak bir muayenehane. Geldin kapısına. Neyse. Geldin, kapıdasın. Allah'ım ya. Daha önce böbrek sancısı çekmiş bir bayan al sahneye. Daha önce böbrek sancısı çektim mi? Buyurun, hanımefendi yanına geçin kapının önüne. Evet, kıvranıyorsunuz. 3, 2, 1, geldin. Anahtarı deliğe doğru hareket ettirdiğin anda bir de ne duyasın? Ah! Nasıl etkilediysem kadını artık. Bunu herhangi... Daha çok doktora cilve yapıyor gibisiniz. Bir kere böbrek orada değil. Burada. Evet. Hem önden hem arkadan tutman lazım. Çünkü önden sancı vurdu mu belinden çıkar. Evet. Şurada. Ve yarı kıvran, yatır kendini. Arkadaşım 30 derece eğsene kızı. Ya ben gönye miyim? Neyse eğ 30 derece. Arkadaşım 30 derece kızı eğ göbekliliğinden. Ha iyi, kır belini ablacığım. Buradan önce ortopediye. Yok ya şöyle şu şekil. Şu 30. Şu 45. Tam kodumu 90. Arası 45. Evet uzatmayın 30 derece. Tam 30. Sen anahtarı yollarken... Yalla! Anahtarı attım ya. Arkadaşım atma şu anahtarı. Ablacığım sen de böyle mi kıvrandın? Böyle kıvrandım. Böyle kıvranılmaz. Geldim. Hayırdır geçmiş olsun ne oldu? Böbreğim çok bir ağrıyor. Lütfen yardımcı olun doktor bey. Aa bir doktora gidin valla hemen göstereyim onu ya. Hemen göstereyim çok pis bir şeydi çünkü sıcak hava. Arkadaşım evet, sen değil misin o kişi? Ya yani ben değil miyim ki o kişi size bu tavsiyeyi verdim. Kendime şu an nasıl gurur duyuyorum. Arkadaşım bunu senin boynunda bir evet. Tane zamazingo var üstünde beyaz önlük var sen nesin? Böyle bilmiyorum ki onu ben. Temiz bir doktorsun sen. Doktorum ben şu an doktorum. Doktorsun hisset doktor olarak kendini. Nasıl bir şey oldu bana be? Evet. Kız bilmiyorsun sen neyin ağrıdığını. Buram ağrıyor de. Ha, bağır. Evet. Buram bağır. İsmin neydi ablacığım? Derya. Olur. Derya bağırıyorsun. Aa! Ne olur yardımcı olun doktor bey. Ya bütün deliler bana geliyor ya. Ben branş mı değiştirsem? Ne oldu arkadaşım? Bir şey olmadı böyle. Ay yattı beni lütfen. Hani beni gören bir mutlu oluyor. Kıza de ki benim. Gel kapıyı açalım açamıyorum anahtarla o zaman... beraber içeri sokayım seni de yatırayım masaya. Yok efendim. Nedir problem nedir? Nasıl bir problem? Böbreğim çok kötü ağrıyor lütfen yardımcı olun. Böbreğin olduğunu bilmiyorsun. Şuramdan şöyle şöyle tarif et. Şu kısım çok kötü ağrıyor. Ne olduğunu anlayamadım. Lütfen pantolon sıkıyorlar ablacığım. Sıkıyorlar o çizgiye yapıyor. Küçük beden alıyorlar güzel gözükmek için. O sıkıyor. Zarsistik de yapar o zaten. Çok başına geldi arkadaşlar. Arkadaşım. Tabii. Bir hamurda iki yürüyor. Bir beden küçük. Geçmiş olsun. Siz arkadaşım de... kızın o bölgesi ağrıyor. Evet. Pantolonla alakası yok. Yok pantolonla alakası yok. Bir muayene etsiniz lütfen. Tabii tabii. Açamıyorsun kapıyı. Kapıyı açamıyorum. Kapı. Kusura bakmayın. Anahtarı başka... ben çevirdiğimde kapıyı birinin anahtarı... çekmesi lazımdı. Anahtarı ben çevirdiğimde sen de böbreğini çıkar. Ne? Hayır. O değil. Sen anahtarı çevirdiğinde o kapıyı dilinden yukarı kaldırsın. Bir omuzunun birini çevir. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben anahtarı çevirdiğimde sen kapıyı dilinden yukarı kaldır. Zaten onu yaparsan böbrek ağrısını unutursun. Çok basit. Kalır mı? O çok ağırdı bir kapı çünkü. Amerikan kapı. Arkadaşım kızı evet. Kapının yanına al. Kapının oraya. Kenarına gel. Ben ikinize beraber vuracağım böyle. Hem kapı açınca hem de böyle taşla düşer belki. Değil arkadaşım. Taş. Değil. Kum olabilir.
Kumsa da artık bir şey yapacaksın. Anahtar deliğine yanaşır. Sen beraber. Zaten abla. Sen küvete kadar gittin zaten. Tabii. Ablacığım gelin iyice yanaşın. Evet. Yanaşın birbirinize. Yanaş yanaş yanaş. Evet eğilin kafalarda. Biz bayağı flört etmeye başladık. Arkadaşım eğilin. Aşk her şeyin tedavisi olabilir eğilin. Yani. Eğilin. Evet abi. Orada sen kapının sapını tutuyorsun ha. Ablacığım. Tut. Ha. Sen hem de... böbreğinde ağrı var hem de kapıyı tutuyor. Arkadaşım açılmıyor başka ben türlü. Ben şuradan bir kahve alıp geleyim. Sen bak bunu... şunu deliye. Evet. Şimdi sen sayacaksın. Tam çevirdiğinde kız havaya kaldıracak. Sen omuz vuracaksın. 3, 2, 1. Buyurun. Ah tamam. Hadi bakalım bismillah. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ben titiz bakıyorum. Halı döşettim yeni de kirlenmesine. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş. Bu tarafa buyurun. İsminiz nedir? Derya ben. Efendim? Derya Sarıçam. Gidin gidin kenefe gidin. Gelsene ablacığım tedavi edeceğim. Kadın kaçıyor benden. Tedavi kabul etmiyor kadın. Bünye ablacığım, kabul etmiyor ya. Sen her an ağrı çeken bir insansın. Evet. Buyurun lütfen. Ne yaptınız? Nasıl gitti? Buraya mı oturacağım? Tabii buraya otur. Ya buraya otur. Konuşma acı ya çekiyorsun. Ya benim kadınla yapabileceğim bir şey yok. Kadın gidin böbrek artık beyne vurmuş anladın? İdrar yolu tıkanması olmuş. İdrar komple yukarı çıkıyor. Gözleri o yüzden sarı sarı gözler. Yani böbrek göze vurmuş. Göz göre göre böbrek hastası. Evet. Çıkın arkadaşım. Vur bir kız tane. Gelmiş ha. Muayenehanede muayene edip problemini çözecek müziği çal. Ver ortama karışmıyorum yalla. Evet. Şimdi efendim nasılsınız? Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Çok kötü sancım var. Aa, geçmiş olsun. Evli misiniz? Hayır bekarım. Ha güzel. Çünkü evli olduğunuz bu sorunlar çözülmüyor. Sizin strese bağlı böbrek taşı da biraz yani. Taş varsa eğer şimdi bakacağım birazdan. Şey çekeceğiz. Ultrafik miydi? Ultrafik çekeceğiz. Yani filmini çekeceğiz onun. Belki de çok satarsa film kim bilir. Yani en azından şey yaparız. Oradan bir faydamız olur. Şimdi ne zamandır var bu ağrı? Yaklaşık 3 saattir çok yoğun bir şekilde. Niye şimdi geldin 3 saat bekledin? Şimdi bir kere hastanın bilinçli olması lazım. Ağrı da geleceksin. 3 saat sonra ben ne bileyim şimdi taş burada mı? Düştü mü? Mesanede mi? Mesela nerede şimdi? Ama Türkler biliyorsunuz hep böyle ağrısın geçer 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 derler. Bana el kolu yapmam masayla vururum yemin ediyorum. Ben Hipokrat yemini ettim. Bir tarz yeminler ettim. Bazılarını tutamadım ama bu konuda çok hassasım. Yani şimdi böbrek bir kere tam orada değil. Böbrek arkada. Böbrek evet. Evet, evet, evet. Böbrek burada. Ne oluyor? Şimdi havalar biraz ısındı ya. Havalar ısınınca ne oluyor? Böbrek genişliyor. Taş kulakçıklara. 3 tane kulakçık var böbrekte. Biliyor musun? Kulakçık. Böbrekte kulakçık dediğimiz bir şey var. İçinde 3 tane kulakçık var. Taş oradan oraya, oradan oraya hareket ediyor. Zaten ağrı yapan bölgede bu bölge. Hareket ettiği zaman ne oluyor? Ağrı yapıyor. Hava soğuduğu zaman ne oluyor? Böbrek küçülüyor. Taş sıkışıyor, hareket etmiyor. Kışlar mesela çok güzel geçer. Ama hava ısındı mı hareket eder gider. Bir süre hareket eder ondan sonra yok olur. Aa neden? Çünkü mesaneye kayar. Mesanedir burası. Kestik. Muayene etmeyecek misin? Kestik. Ben bayağı anlattım ya. Sen nereden biliyorsun bunları? İnternette erotik siteleri gezmiyorum hep yani. İyi muayeneye geç bir de muayeneni görelim. Elin nasıl? Tabii. Muayene aşamasında erotik siteye denk gelmiş. Arkadaşım! Evet o da değil tamam. Şimdi... Al kızı yatır masaya. Ya bu masa ona... O senin problemin. O masaya yatacak o hasta. Ya... Masa 20'ye 30 ya nasıl... Arkadaşım! Yatacak. Yatacaksın buraya. Her pozisyonda, her ortamda doktorluğunu yapmak zorundasın. Evet. Evet. Kafadan bele kadar olan kısmı yatır, ayak kısmını sandalyeye koydur. Ya ne saçma bir şey ya. Gel ablacığım sen şöyle. Buyurun. Artık ne şekilde ben bilmiyorum. Ona da ben mi karışayım yani? Ben böbrekle ilgili her şeyi biliyorum. Hanımefendi kıvranın biraz, bağırın. Ya ben bu tarz bir film seyrettim ya. Kafa gitti. İki kişi vardı orada. İki kişi vardı. Bir de kalp doktoru vardı orada. Bu tarz esprilerde hemen alkış alıyorsun. Ya estağfurullah. Demek ki herkes seyretmiş o filmi ya. O ücretsiz bir siteden indiriliyor film. Niye 70 milyon olduğumuz belli. Evet. Herkesin kafa orada. Tabii. Bak şu kadına. Evet vallahi aynısı. Arkadaşım. O değil. Sen olarak. Özür dilerim. Yenge affedersin. Çok özür diliyorum. Geçmişinden başla kadının. Ya geçmişini şimdi. Arkadaşım. Vallahi... Öyle değil. Ya hastayı yıpratarak bir şey yapıyorum ben. Arkadaşım. Psikolojik olarak çökertiyorum hastayı. Hastalığın geçmişinden başla. Hastalığınla geçmişi var. Bunlar hep ben arkadaşım.
Geçmişini anlattır kadına. Şimdi geçmiş olsun. Vallahi hastalık geçmiş yani. Buna karar verdim şu an. Ama hala ağrıyor. Ya bana ters konuşma. Ben geç diyorsam geç. Ya ben geç diyorum hala ağrıyor diyor. Arkadaşım, ya. Arkadaşım hasta hakları. Hasta, unutma. Hasta haklarını say. Evet. Önce kadını sakinleştir. Sakin ol. Sakin ol. Vallahi çıldırtma beni ha. Geçecek dediysem geçecek ya. Kendine gel ya. Bütün, ya bir tane taşın var diye ne kadar cafcaf yaptın ya. Millet nelerle yaşıyor Allah rızası için ya. Ya basura olan var ya. Yemin ediyorum ne kadar eski bir hastalıktır. Ta basurlardan gelmiş bir hastalık. Evet. Şimdi ben orayı kontrol edeceğim. Böbrek taşını bununla dinliyorum. Dünyada ilk. Oo, arkadaşım. Işte. Evet. Taşın büyüklüğünü anlaman için stetoskopu koyup kızın arkadan bele parmakla tık tık yapacaksın. Taştan ses alacaksın. Büyüklüğünü ölçeceğiz. Evet. Evet, dünyada ilk defa uygulanacak bir muayene sistemi rezonansla taşa tık tık yaparak bakalım taşta iş var mı? O koştum şey. Yerine. Ne yapacaksınız? Çabuk yapın lütfen. Kadını mı alayım? Hayır, kadına evet. De ki tam yerini göster sancının. Tam oraya koy. Sancının o şekil neresi? Neresi? Gazı var onun ya. Sıkıştırma yap. Hanımefendi parmakla noktayı koyun. Parmakla noktayı koyun. Tamam, gör arasını kadının. Arkadaşım bir dakika dur. Bu ilişki çok acayip yerlere gidiyor. Prodüksiyon Sarp'ı gönderin. Bir de asistan gönderiyorum sana. Kadını tedavi ederken bir de tarif et. Asistanı da yetiştir. Evet. Evet. Asistan vur kapıyı gel. Evet. Çok önemli bir şey yapacağız. Asistan gelecek. Evet. Asistanı yetiştirmemiz lazım. Çok vur kapıyı Sarp. Sen niye ayağını yere vuruyorsun? Burada seyirci var. Ya benim asistanım da normal değil ki. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden ya? Bu ne ya? Çift tepikli yani. Bırımcı olur mu ya? Sen bakıyorsun. Tam vur kapıyı. Seyirci uyuma. Buna mı bakıyorum ben? Yok. Çok güzel bir şey gerçekten. Şimdi çok hızlı... Arkadaşım! Ne oldu? Ben de anlamadım. Kapı yerde... çaldı. Kapı çaldı. Ha canım bir şey istemiyorum sağ ol. Arkadaşım bir aç sor kimsin nesisin? Asistanım ama kimsin diyorum ben. De ki beni üniversiteden hocam Alaaddin gönderdi. Sizin hocanızmış. Anlat durumu. 3-2-1 buyurun. Aa canım merhaba. Beni üniversiteden hocam... Senin değil. Sen kimsin diye sor. Ya sen kimsin be onu gönderdim. Sen değil. Evet ya hocam. Sen hiçsin sen sus. Sen hiçsin. Alaaddin gelsin. Gel kapıya. Alaaddin geldi. Alaaddin'i arayayım bana. Alaaddin. 2 dakikaya gelir. Çok tesadüf. Beyazlı gerizekalı. Evet. Üstünde beyaz olan. Sağa sola bakan mal. Sen sus. Kapıyı aç çocuk konuşsun. 3-2-1 buyurun. Merhaba hocam. Beni Alaaddin hoca gönderdi. Sizin hocanız oluyor kendisi. Size yardımcı olacağım lütfen. Mevlüt'te mi? Hocam gönderdi diyor. Camiden geliyor çocuk ya. De ki ben size böbrek taşı konusunda çok uzmanmışsınız. Yardımcı olacağım, asistanlık yapacağım. Çok uzmanmışsınız, bana yardım edecek. Ben hayır, sen sana yardım edecek, evet. Ha canım buyur. Tabii. Ben size taş konusunda yardımcı olacağım. Siz o taş şeyde böbrek taşı konusunda çok uzmanmışsınız. Evet. O yüzden beni gönderdiler, öğreneyim sizden. Yani böyle türlü şeyleri ben diye. Ben uzmanmışım, bana yardım olacaksın, seni yollamışlar öğren diye. Vallahi yani öyle geldi bize. Bir dakika, senin olayı biraz bekleteceğiz. Buradaki olay daha büyük. Sarp'ı al içeri. Şimdi hayatım şöyle gel. Şimdi efendim çok özür diliyorum. İsim ben unuttum gene. Derya. Derya Hanım. Şimdi asistanım kendisi Sarp. Asistanı yetiştireceğiz bugün. Bir yandan sizin hastalığınızın teşhisini koyacağız. Onu da yetiştireceğiz. Çok hızlı anlatacağım çünkü yetişmesi lazım. Hanımefendi itiraz et. Ben sizin deneyiniz miyim falan. Buyurun. Hayır canım ne münasebet. El kol yapma. Vallahi sandalyeyle bulundum. Ya bana geldin çözüm için. Bana el kol yapma kadın. Yıllarımı verdin. Arkadaşım. Parçalarım buna. Efendi ol iki dakika. Elle alırım taşını yemin ediyorum. Arkadaşım. Alırım, atarım. O tarz bir insanım ben. Efendi ol, doktor ol sen. Nazik ol. Söyle efendim. Beni deniyor olarak mı kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım evet, ki. Evet tatlım, niye ne oldu? Kabul etmiyorum. Lütfen bir an önce benimle ilgilenin. Tabii ki de. Bu şekilde değil. Asistanı çağırdım çünkü hafızalarındaki filmde 3 kişi var. Orada hasta kurtuluyor. Böbrek taşını kırıyorlar. Rezonans makinesi var. Kırıyorlar hasta. Kadının parmağı yapıştı oraya. Bul şu taşı dinle. Asistana da şimdi anlat yaparsın. Asistan, şimdi Sarp'cığım önce maktülü... Ah Allah söyletti. Maktül demek ki kurtaramayacağız. Taş yerinde ağır çünkü. Şimdi hastanın önce şikayet ettiği bölgeye
bir baba şefkatiyle yaklaşıyoruz. Stetoskopu acayip renkteki pembe ojenin bize işaret ettiği bence ağrı ojeden olabilir. Yani bünye kabul etmemiş o. Çünkü böyle oje rengi görmedim ben. Bünye de kabul etmiyor yani. Hastanın parmak ile işaret ettiği yere stetoskopu bastırıyoruz. Sor Sarp. Tam olarak nereye ben anlamadım. Buraya Sarp bak buraya. Ya buraya. Ya, buraya. Hocam görmüyor yani. Buraya diyorum nereye diyor. Buraya arkadaşım. Diyor. Evet hocam. Televizyonda yayınlanacak bu. Tamam ne yapayım? Sarp. Ablayı montaj zaten. Sen gerizekalı gibi sorular sorma. Evet hocam. Terletecek hocayı terletecek sorular sor. Sor. 3-2-1 buyurun. Sor. Alttan sor ki iyice başı yapsın. Şimdi hastanın parmak ile işaret ettiği yere stetoskopu koyuyoruz. Fakat hiçbir şey duymak mümkün değil bu aşamada. Neden? Çünkü hasta 20 santim kalınlığında kazak gibi bir şey giydiği için vücuttan en ufak bir sinyal alamıyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Soyunacağız. Mecbur. Tıp da utanma yok Sarp'cığım. Tıp da utanma yok. O yüzden tıbbı seçtim. Arkadaşım Sarp. Soyundu kız. Şu an çıplak. Sarp'cığım çık. Ayıp bakmasın çünkü. Yani arkadaşım da... evet, pislik yapma. Evet. Seyirci pisliğe prim vermeyin. Seyirci işte ne yapacaksın? Seyirci hepimiz biriz kardeşiz yani. Yapacak bir şey yok. Kafa aynı çalışıyor artık. Gülmeyin. Gülmeyin. Aa, gülünecek bir durum. Gerçekten böbrek taşı var. Hanımefendi şimdi benim... Efendim. Arkadaş. Evet pardon çok özür diliyorum. Tak şunu yerine. Oraya değil, kızın böbreğine tak. Evet. Onu değil. Ucundan ses gelen yerini böbreğine tak. Evet. Yani böbreğine koy, yanlış koy. Söyledim. Tabii tabii. Evet. Koy böbreğin üstüne. Evet, kızı belinden kaldırın, 45 derece doğrulsun. Evet. Sarp yardım et. Kaldır. Şimdi sen koy yerine, taşın üstüne getir, arkadan Sarp'a işaret et, vursun, taşın büyüklüğünü ölçeceksin. İşte o şeyi versene, büyük odunu ver. Odunla değil. Sarp'a tarif et. Tam o yaparken sen dinliyorsun. Evet gösterdiğin gibi ne yapıyorsun? Oraya orta ve yüzük parmağıyla hafifçe dokunaraktan taş var mı? O sırada bir seyirci daha alıyorsun bayan sahneye. O da Sarp'a mı bakıyor? Ne yapıyorsun? Zincir gideceğiz mi Taksim'e kadar? Al çabuk. Al bir seyirci daha gelsin o zaman ya. 12 kişi geliyor. Aha abla geldi. Tamam hanımefendi siz de kapıyı vurun. Sen kadına bakıyorsun böbrek taşından ölüyor. Ha. Çok özür diliyorum. Yapacak bir şey yok sizi... Arkadaşım! Evet. Bak şunun böbreğine çabuk. Of mümkün değil bu taşı çıkaramayız. Arkadaşım dayasana stetoskopu kızın orasına. Vuralım acı çekmesin hocam. Hayır. Değil. Orasına değil. Ön taraftan. Arkadan Sarp yanaşacak. Ya evet. Ne saçma kadın Allah kulak oldu anlamadı ya. Evet. İnşallah... Tarif et çocuğa. Biri de bana stetoskop dayamaz. Sarp vur kadına. Ağzını ortadan vur. Çünkü kafasının ağrısından böbrek ağrısını unutur. En güzel tekniktir o tabii. Ağır bir şey yapacak. Sarp vur şu kadına. Sen de daya stetoskopu. Tek tek tek. Oradan öyle değil. Öyle değil hayalladın. Ya şuradan vuracaksın. Orta parmak yüzük parmağı. Tek tek. Ölecek kadın. Lan bununla ölür mü kadın? Sen kafan nereye gitti? Of mu? Ya senin her şey ojelerden yemin arkadaşım. Ediyorum ya. Arkadaşım. Ya bu böyle oje hayatımda görmedim ya. Ya o, şu taşın boyu bile yok. Ne olur şu taşın boyutunu bulun ya. Taşın boyutun büyül mü? Evet daya. Sarp taşın boyutunu büyül ya. 3-2-1. Yalla. Yavrum gerizekalı asistan. Şöyle şöyle. Yavaş yavaş ya. Asistanım da uzman. Uzman gerizekalı. 3-2-1. Yalla. Kaç santim? En az bir 7'si var hocam. Sen anlamadın, o dinliyor. Alanya'da çakıl taşı topluyor sanki. 7 santim, öyle taş mı olur lan? İnşaatta mı çalışıyor kadın ya? 7 santim taş, böbrek zaten 10 santim ulan. Ya nasıl bir benim... Evet çocuğa işte bilmiyor. Değil, 7 santim değil yavrum ya. Olmaz öyle bir şey. Zaten 4 milime kadar bizi kurtarır. Hatta 5 milime kadar. Neden? İdrar yolu 5 milim zaten. 5 milime kadar geçer, düşürtürüz. 5 milimden fazlaysa kırmak zorundayız. Ama böyle yaparsan kalbini kıracağım önce yani. Bu evet, şekilde olmaz. Şimdi çocuğa söyle bir daha tıklasın. Sen söyleyeceksin. Hocam orada biraz uzakta durursanız. Ben çünkü rahat muayene yapamıyorum. Evet, Sarp'cığım hafiften tık tık. Tıkladım. Kaç santim hocam? Tamam, 3. 3 santim. 3 santim olur mu? Hani 5 milimden yukarı milim, oldu. 3 milim, 3 milim. Tamam, iner mi mesaneye? Gider. Tamam, kadını kaldır ağzından üfle taş gitsin. Şu anda öbür şey hasta gelsin tıklasın kapıyı.
Şimdi sizi bir torbaya oturtacağız. Ben ağızda üfleyince taş da torbada toplanacak. Onu örneğin... Arkadaşım! Bir yöntem bul kadının taşını hemen düşürmek için. Ya ne bulayım ben o? Be, su içireceğiz, serum bağlayacağız, düşeceksin. Doktor olan sensin. Hanımefendi size serum bağlayacağız. Bolca da su içeceksiniz. Bir saat sizi burada... Olmaz. Olmaz, öyle olmaz. Su içerken yanda da evet, zıplayacak. Serum, hanımefendi serum. Siz yanda zıplayın, suyunuzu için. Diğer hasta vur kapıyı. Vur kapıyı, sen kapıyı vur. Sen al zıpla. Kadını su içsin, zıplasın hanımefendi, yanda. Hanımefendi su içsin, sen ona ilgilen, sen de zıpla. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Beraber zıplayın, sen ona zıplamayı göster, o zıplasın evet. Sarp. Tık tık mı? Kendinden zilli biri geldi. Zıplasana kadına göstersene nasıl zıplanıyor. Evet siz buyurun. Yavrum taşını düşürecek dibini değil. Yani daha yavaş. Tek ayağını dinliyor. Buna gülümün tek çıkıyorlar. Buyurun. Merhaba. Ne bakıyorsun ablacığım sen geldin. Senin derdin ne söylesene. İyi misin balım? Ağrısı o kadar şiddetli ki artık ağlamaktan gülmeye geçmiş. Zaten sizden de böyle bir yorum beklerdim. Evet, konuş kızla. Midem bulanıyor. Ne yapayım? Git dışarı çıkar kızım, bana ne Allah aşkına. Arkadaşım al içeri kızı. Ne yaptınız burada, nasıl gitti? Al içeri kızı. Ya Allah'ım ya. Gel kızım buraya kus gel. Allah Allah. Niye ben içeri alıyorum? Sen ya, doktorsun. Bu rahatsız geldi sana. Ya her midesi bulan buraya gelirse ben nasıl sığdıracağım buraya? Ya midesinin niye bulandığını geçmişini falan araştır. Oturt miden... konuş kızla. Ha, otur bakayım şuraya ya. Ne yaptın sen? Geçmişinde miden niye bulandı bakayım. Ya, bilmiyorum ki öyle bir an geldi. Ha, otur bir şeyler içelim ya gel. Ya kafasına sen buraya geliyor ya. Sen doktorsun niye, sana niye, ne? Öyle bir bulandı geleyim dedim. Bu ne? Allah kız bilmiyor. Belki de havale geçiriyor şu anda. Ya hanımefendiciğim sonra ödeseniz olur. Havale mavale zorlamayın kendinizi. Normal parta taksit de yapıyoruz. Ya ben de taksit diye düşündüm. Şaka yapmayın sahnede. Bunların hepsini aynı serumu dayayacağım ben sıradan ha. Ben uğraşamam. Sağ zıplasanıza. Kadının taşını düşür bu müşteri gidene kadar. Arkadaşım sen konuş kızla. Nasıl gidiyor? Bekar mısın? Bekarım ya. Biliyorum. Kaç yaşındasın? 11 mi? 16. 16, 17. Boşuna dökmedik bunları. Belli oluyor. 50 metreden anlarım. Belli oluyor. Tam problem midir? Söyle. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Ne yedin? Ne yedim? Bana soruyor ne yedin? Şey yedin salata... Yanında brokoli. Ne bileyim ben. Ağzını kokla kız ne bilsin. Hoh yap. Sen değil. Kız sen onun burnuna hoh yap. Hayvanı komple yemeden önce ne yedin? En son hayvanı yemişsin. Hayvandan önce ne yedim? Tatlım şimdi evde dolaşırken terlik yer misin? Yok. Kağıt yiyorum genelde. Efendim? Kağıt yiyorsun. Ne saçma bir şey ya. Hamster bu ya. Arkadaşım. Kızı muayene et. Anla tanısını ya koy. Ya yavrum kalk bakayım ayağa şimdi sen ya. Ne saçma bir insansın. Yemek yedin mi? Evet ne yedin? Kağıt. Arkadaşım tüm batın tomografi çek kıza. Ne yapayım? Topografini çekeceğiz senin şimdi. Tüm batın. Tomografi. Tüm batın mı? Arkadaşım batın kontrolü yap. Sonra tüm batının tomografisini çek. Batıyor mu bu? Tamam sen arkadaşım, de batın. Arkadaşım batın neresi? Benjamin Button işte ne bileyim ben ya. O kişisel bir hastalık herhalde. Ablacığım Button'ını göster doktora. Button ne? Tıbbi kapat. Sarp kızın Button'ını göster hocadan. Sarp şu an oho. Button'ını kendi... göster kızın hocana. Sarp kendi Button'ını bulsun da önce. Sarp push the button yavrum. Batı neresi hocam? Ne gerizekalı bir muayenehane burası ya. Kimse ne hastalığını biliyor ne tedavisini Volkan biliyor. Volkan kızın batınını göster doktora. Ay tam adamına sordu. Volkan çabuk kızın batınını göster. Yok yok oradan... Bilmiyor musun? Vermezler. Bilmiyor nereden bilsin? Salonda batın bilen var mı? Adam doktor... Abi siz sezonda abicim kalkabilir misiniz ayağa? Neresi hocam batın? Kendi batınınızı gösterir misiniz oradan? E ben nereye göster? Ben de buraya yaptım. O gene aynı abi. Nasıl yaptım ben? Burayı yaptım işte şu şekil ya. Arkadaşım. O abi aynı abi mi? Evet. Doktor ama aynı zamanda hasta. İnsan her hafta gelir mi buraya ya? Ailemi getirdim ya.
Aa eyvallah süper. Şimdi batın bölgesi burası ablacığım, tamam mı? Yaşımız kaç dedi? 15'ten 16'ya. 16. Aman 15. 15 değil. 16. Sanki arada 11 yaş var. Evde terlik yiyor musun? Hayır. Ya işte bütün problem bundan kaynaklanıyor. Bütün problem bundan kaynaklanıyor. Sarp, terlik giy. Tamam pardon. Çok güzel. Evet. Ah düştü galiba. Çok özür diliyorum. Evet ama hangi taş işte bakalım. Evet. Ah işte buna da taşı kardı diyoruz. Geri zekalı mısın sen? Tıbbi. Her şeyi tıbbi konuşuyorum. Sarp. O muayene ederken düşüktür. Evet arkadaşım devam et. Şimdi batın bölgesini dinleyeceğiz. Arkadaşım bari şalını çıkar. Sarp duymadı bağır. Hocam düştü. Tamam al yavrum yerden ayıp ya. Al silin oraları ya. Şimdi batın bölgesinde neden olur biliyor musun hayatım böyle sıkıntılar? Batın inançların varsa... Bundan kaynak... Senin taşın... Yavrum ilgilensene geldin asistan diye. Her hafta ben mi ilgileneceğim? Git anlat hanımefendiye neden olmuş, niçin olmuş? Bir dahaki sefere taş üretmemesi için vücudun ne yapmak lazım? Ne yapacağım? Eve saklayın. Ya ben burayı kapayım Allah aşkına. Anlatırken sessiz anlat, ağzın oynasın. Anlattığını anlayalım ama biz duymayalım. Arkadaşım devam et. Nereye devam edeyim? Onlarla uğraşmaktan ben bu kadın evet. Geç olacak ya. Kızın belinden gir. Evet ablacığım problemi buldum ben. Sizde reflü var. Tabii. Reflü çağımızın hastalığı. Eskiden dediğimiz şey bugün reflü oldu. Neyim var derlerdi. Doluyorum derlerdi. Şimdi havalı olsun diye reflü oldu adı. Ne oluyor? Buradaki asitler böyle yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Yukarıdaki yemek borumuzdaki kapakçıklar bozulduğu için o asitler geri geliyor. Sen de böyle bir duygusu ulaştırıyor. Onun için çok güzel bir ilacımız var. O ilacın ismi bip. Zaten biplecekler. O yüzden bipli söyledim. Onu kullanıyorsun. O böyle burada köpüklenme yapıp mide ağzını, yemek borusunun ağzını kapatıyor. O asitler geri geliyor. Sen de çok güzel yaşıyorsun. Hadi gazla. Al hanımefendinin taşını. Evet. Al hanımefendi yerine. Hanımefendi taşın geçtiği yerler iz bırakmış. Biraz kan geliyor. Müdahale etsin. Ya bütün pis işi ben yapıyorum ya. Hanımefendi gelin. Arkadaşım davet etsene kadını. Ne yapıyorsun? Göster taşı. Ve başarınla gururlan. Bak bunu ben düşürttürdüm. Bu taşı bana. Ben yaptım. Ha, sen yapmadın. Yani sen kadının problemini çözdün. Hanımefendiciğim işte taşınız. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek vazifemiz. Ama şimdi asıl problem nedir biliyor musun? İdrar yollarında iltihap. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Sirke sürüyoruz. Başımız ağrıdığı zaman falan. İdrar yolları iltihabıyla ilgili bazı ilaçlar vereceğim size. Onu kullanacaksınız. Bir süre mecbur zaten. Başka bir rahatsızlığınız var. Başka bir rahatsızlığınız varsa ona da idrar yolları iltihabı için olabilir. Hanımefendi ondan da bahsedin. Diğer rahatsızlıktan. Her şeyden gelin. Ne güzel. Bir kaşede hepsini halledelim burada ya. Ne kadar güzel bir şey ya. Bahset. Bahset bana. Ne yapayım ben? Ne? Dominant bir doktorum. Saçmalama. Kız bahsetsin. Evet. Kız bahset. Çok hızlı adımlarla gittiğim zaman kalbim sancıyor. Evet, bunu çok kolay çözebiliriz. Yavaş adımlarla git. Başka? Arkadaşım! Ya ne saçma, kendi çocuğun şeyi bana şimdi soruyor. Şimdi çocuğa dön asistana. Anladım konuyu. He, vay anasını bak nasıl çözdüm. Nasıl erken. Evet, ha, nasıl? Şimdi ben biliyorum ama sana söylemiyorum. Ulan falan yap. Şimdi tabii Sarpçığım sana bunları anlatmak isterdim ama bunlar yılların tecrübesi tabii yani. Hemen anlıyor diyeceksin ki vay anasını nasıl hemen anlıyor. Hemen değil, yıllarımızı verdik tabii biz bunlara. Ha, oturt kadını şimdi. Ha, kadın oturt. Buyur. Tam o sırada yerden ne geçer? Küçük ambulans. Burada yer olmadığı için küçük bu ambulans. Bu aynı hanede farenin ne işi var? Hanımefendi korkun. Ben... Korkmayın. Ben aynı zamanda veterinerim. Gel yavrum. Arkadaşım. Evet. Arkadaşım saçmalama. O deliğine girdi. Aa yazık. Problemi buldum. Farenin USB girişinde problem var. Biki. Hanımefendi korkuyor. Doktor bey. Efendim? Farenin muayenesi ne işi var? Fare bu tarafa gitti. Sen nereye bakıyorsun ya? Ne kadar işte. Bak idrar yolu iltihabı kafaya vurdu tabii şimdi. Ters görmeye başladım. Ya nasıl bir insansın? Tıbbı bile engelliyorsun ya. Bastır. Göze iyice bastırınca o içeriden patlar içeri akar böyle. Bastır. Tamam hanımefendi ücreti konuşun sonra gidin. Ya önemli değil aramızda lafı mı konuşacağız? Arkadaşım ücreti ben konuşmuyorum asistanım konuşuyor. Efendim ücreti ben konuşmuyorum asistanımla konuşursunuz. Tekrar geçmiş olsun asistan, bekliyorum sizi konuş. Bol bol su içiyorsunuz. Bol olsun.
Bol bol suyu içiyorsunuz. Böyle alkollü içkiyle ilgili bir şey de vardır. Hep derler ki ondan hiç yapar. Hayır, hiç alakası yoktur. O böbreği zaten kum ve taş yapmayan adamlar için geçerli. O yoksa ondan rahatça içebilirsin. Ama böbrekte kum veya taş oluşmaya başladıysa sudan başka hiçbir şey içmiyoruz. Bir de baktık çok ağrı yapıyor. Hemen küvete sıcak su dolduruyoruz. Atlıyoruz içine. Bayağı kaynar su. Ağrı kesiliyorsa böbrek. Artıyorsa nedir? Nedir? Apandisit. O zaman çok zıplayarak gidin hanımefendi. Evet. Evet. Başka taş falan varsa dökün burada. Eteğinizdeki taşları dökün gidin. Sarp parayı aldın mı? Hanımefendi. Kıza bakmaktan biz böyle batacağız ya. Pardon. Arkadaşım sen konuşmaları duy ama duymamazlıktan gel. Tabii canım, ben öbür ablanın gözlüğüyle ilgileniyorum. Nerede o? Heyecandan gözlüğü bıraktı gitti ya. Al reflü al. Şimdi sizden böbrek taşı ama çıktı. Ama şuradan gel bak zaten evet, dilim kırmış burayı. Taşın ağırlığı üstünden hesap yapıyoruz. Ne bu, altın mı ya? O şekilde istiyorlar. Ben çıkayım mı? Özel bir şey mi aralarında? Hayır, sen dinle onları, lafa karış arada ama sanki dinlemiyormuş gibi. Tartıyorsun bari, kaç grammış? Evet, 3 gram. Maşallah. 3 gram ne lan? 3 milim. 3 milim şey... taş 3 gram olur mu ya? Nasıl bir matematiğin var senin ya? O yüzden... Gramı ne kadar? Onu söyleyeceğiz şimdi. Ablan ne baytara mı geldi? Taş mı almaya geldi buraya? Gramı ne kadar? Ama gram başına ne dedi? Böyle kocaman bir tane istiyorum. Böbrekten düşeni buraya takacağım. Hocam çatlasın. Değil mi bunlar? Gönder ablayı. Alkışlarla gönderin hanımefendiyi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun tekrar. Ağzını sağ ol. Gerçekten. Tamam. Eyvallah. Tamam. Al çocuğu yanına. Al çocuğu yanına. Evet, gel yavrum, gel. Canım benim, gel. Ne yapıyorsun sapık? Yanıma aldım, artık benim himayemde o. Ciddi ol biraz. Evet, benim. O senin asistanın. Asistanımsın şu an. Evet, al arkadan haritayı önüne, çocuğa anlat. Ha, özür diliyorum, tamam. Ha, o, bu ne be? Al haritayı. Anlat çocuğa orada. Yavrum, bu harita burada tutmayın. Başka soracağım bir şey var mı? Arkadaşı. İnsan üzerindeki şeylerden çocuğa söyle. Bak şu şudur, bu budur, şunu şuraya değersen buradan fırtlar falan. Bak yavrum, bu budur, bu şudur. Bu da buraya değersen topuğa kadar yayınlanamaz zaten bunlar. Şimdi bu nedir? Sen ben sana anlatayım. İnce bağırsak, kalın bağırsak, işte dalak, safra kesesi, apandisit falan. Şimdi bunlar akciğerler. Akciğerlerde önemli olan nokta nedir? Akciğerlerde önemli olan nokta bypass olayında gerçekleşir. Akciğerin önemini ve akciğerin ciddiyetini anlamak için. Var mı başka soracağın? Çok zor. Ben gazla, gazla. Sıradaki... Tamam mı? Her şeyi anlattım. Başka ameliyat var mı istediğiniz? Efendim? Öyle. Benim hocam. Bu kadar tıbbi bilgiyi nereden biliyorsun? Tipik bir tıbbım benim. Doğru cevap ver. Bu kadar tıbbi bilgiyi nereden biliyorsun? Araştırmacı ruhumun... Aralarında bir tane yanlış varsa seyrettikten sonra seni montajda fena yaparım. Valla doktorlar burada hocam. Aralarında çok fazla... Bazen tabirli. Doktor bey var mı bir arıza? Ne dedi? Çok yok, %99 doğru dedi. Zaten ameliyatta bile %95 şans veriyorlar. Benimki bile ameliyattan daha fazla. Demek ki başarılıyım hocam. Ver selamını. Eyvallah. Sağ ol. Gideyim ben sana. Müzisyen arkadaşım gelsin. ...1940 ile 1995 arası bir şey çal. Orta Anadolu'dan başla. Önce Arabistan üzerinden... Avrupa'ya doğru gel. Viyana'dan in. Güzel, aferin. Orta Anadolu çal. Daha yanık. Kim bilir Orta Anadolu'nun bağrından nasıl bir çocuk kopup gelecek şimdi. Kop gel. Geldiğin yere geri git. Onu sırtına vur, öyle gel. Öyle değil, geri zekalı. Boş sapını avucuna al, dolu sapını arkaya at. Oğlum, aynen de yapamam ki onu. Tuttum mu o gitmiyor çünkü. Bırak. Arkadaşım, yani azığı arkaya al.
azı. Ha. Çoğu. Önden de elinle azığın kilosu kadar bastır aşağı, dengede dursun. Ha, şey taşıması gibi. Ha. Geldiğin yere geri git. Bununla olmaz. Çıkarken bu yoktu. Arkadaşım, perdenin arkasına. Ben öyle anladım. Evet. Anadolu'nun bağrından kopup gelen çocuk müziği çal. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş gibi ol. Koptuğunu anlayalım. 3-2-1 yalla. Nesin sen? Arkadaşım, tipine baksana, nesin sen? Ellesene bir. Arkadaşım, elini başına sür. Evet. Nedir durum? Çıkmakat mı yapıyoruz kafama? Arkadaşım, elini kafana sürünce eline ne geldi? Plastik sil böyle. Değil. Değil. Neyin yok? Arabam yok. Yürüyorum çünkü. Arkadaşım, beynin yok en başta. Ha. Elini kafana koy. Bak bakalım neyin yok. Aa, beynim yok. Arkadaşım. İlk defa beynin var, tamam mı? Ha, ilk defa. Ay, seviyorum. Ay. Elini başına koy. Gezdir, okşa. Öyle bir pislik yapma. Kendiyle barışık biriyim. Bak bakalım neyin yok. Kendiyle barışık, mutlu biriyim. Neyin yani. Yok aşkım? Öbür elim yok. Neyin yok aşkım? Ağzımdan kaçtı, alışkanlık. Ağzımdan kaçtı, alışkanlık. Arkadaşım, elini kafana koy, neyin yok? Arkadaşım da aşkım da aynı kelimeler var ondan. Aynı kelimeler var. Harfler. Çözeceğiz, bunu çözeceğiz. İşte bu yüzden 8 yıl yaptılar ilk öğretimi. Arkadaşım, kolunu aç, kolunda ne var? Öyle değil gerizekalı. Gömleğin ucunu kaldır. Oradan değil, koldan, kol düğmesinden aç. Bak bakayım içinde ne var? Kıl. Heh, kafana koy elini. Orada ne yok? Saçın mı yok mu? Ona mı getireceksiniz lafı? Sen akıllısın da benden mi oynuyorsun? Hayırdır, niye bu kadar uzattınız ya? Kel deyin işte, bu kadar bitti yetiyor. Demek ki neymişsin? Çabuk anlıyorum. Demek ki kel sen ve çocuksan nesin? Mutsuzum. Kel çocuksun. Kel çocuk. Kel oğlansın. Aşkım, kel çocuk. Çok iyiyiz. Kel ben. Oğlansın. Ben kel oğlanım. Hisset kel oğlanı. Öyle değil arkadaşım. Kel oğlansın. Evet. Kelsin ama mutsuz değilsin. Değilim. Sen oralardaki en mutlu insansın. Çok mutluyum. Evet. Ver müziğinle, şarkı söyleyerek, zıplayarak gel Anadolu'nun bağrından. 3-2-1 yalla. We are the world. We are the children. We are the ones who make a Friday. So let's have it. Bu Keloğlan nereli? Bu dünya çocuklarından yani. Arkadaşım. Nereliyi söylemediniz hocam. Keloğlanlı bir müzik çal. Keloğlanlı, bold guy. Arkadaşım. Yine üniversal olsun sen istedim. Sen Orta Anadolu'dan Türkçe, Anadolu'nun bağrından kopup. Kopuşum. Evet. Evet. Yar saçların lüleli falan öyle şey. Yar saçların olmaz. Olmaz. Arkadaşım, kop gel, ben müziği koyarım. Müzisyen tamam. Arkadaşım, çal Anadolu'nun bağrından bir şey. Gel 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 gel, geldin 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 geldin. Çok mutlusun. Bağır annene. Lan! Öyle değil. Annene bağırıyorsun. Evet. Gurbetten gelmişsin. Anne! Ben geldim. Ya bir çay koyun ya. Suzan annesi ol gel. Ana. Bir daha bağır. Anneciğim. Onu yapmayın hocam. Bir daha bağır. Suzan. Öyle değil. Anne diye bağır. Anne. Arkadaşım, bağırarak gel. Suzan, sen orada inek sağıyorsun, sağ. Bağır. Bağırarak geliyorsun köyün girişinden. Ya affedersiniz. Hayır da tam annemin kafası böyle bağlı da altı niye gel beri yer. Köyün girişinden bağırarak geliyorsun. Kız! Annem babama ne yapıyor?
Baban yok orada. Belli, adam erimişti. Annem inek sağıyor ama sen görmüyorsun ahırın içinde. Özür dilerim. Suzan gülme. Tamam hocam. Ne yapıyor, gülüyor mu? O aralarında bir şey konuşuyorlar. Evet. İnek sağıyorsun Suzan ama sağarken de sarı kızla konuşuyorsun. Konuş. Sen de bağırarak geliyorsun. 3, 2, 1 yalla. Ah sarı kızım, güzel sarı kızım. Ah bol bol sütlerin olsun inşallah. Nasıl olsun ya, biraz sağıyor. Ya sana ne, sen onu duymuyorsun. Şey Suzan yapıyor. Bize dönün, kameraya dön öyle. Sağ. Ah. Evet, sen geliyorsun. Gel, bağır anneye anne diye. Sarı kızım, anne! Güzel kızım. Şu örtüden duymuyor mu beni yani? Bağır. Anne. Ne var evladım? İki dakika bırak da gel ya. Yoldan gelmişim öyle diyor. Ah, söyle çocuğum. Nasıl gidiyor? Ne yaptın hayvana ya? Kestik. Kestiniz mi hayvanı? Oğlan 3 senedir gurbette gelmiş. Böyle mi karşılaşıyorsunuz? Aç ahırın kapısını. 3 sene gurbette olan çocuğun annesiyle karşılaşmasını yap. Ver müziği. Bu 2 sene oldu. Müzisyen arkadaşım. 3 sene müziği çal. Gel. Bu üç mü oldu şimdi? Anne! Ah oğlum gel. Nerenle gördün beni ya? Ah oğlum gel. Nereden anladı beni? Ya bakmadı bile daha. Arkadaşım sesim kulağına girdi kadın. Ben kel ofodul yani. Nasıl oldu? Bakmadan nasıl görür beni ya? Bağırıyorsun. Bağırıyorum ben. Anne diye bağırıyorum ya. İstirham ederim anne ya. Arkadaşım kurban oldum. Evet benim. Gör kapının önünde. Anne de heyecanla. Anneni gördüğünde düşüp bayılacakmış gibi ol. Anne sen de oğlunu gördüğünde 3 yıldır görmüyorsun Suzan. 3, 2, 1 yalla. Anne. Oğlum evladım. Nasıl gidiyor inekler falan? Ne yapıyorsunuz? Ay canım evladım. Tamam tamam şey yapma. Babam nerede? Oo gördüm. Uzanmış baban herhalde. Baban yok senin. Babam yok benim. Nasıl yaptın sen beni? Ne mübarek adamsın ya. Arkadaşım baban rahmetli oldu. Babam beni doğururken o sırada mı rahmetli oldu? Arkadaşım babanı hiç görmedin sen. Ben babayı hiç görmedim biliyor musun? Gerçekten. Sana hamileyken baban rahmetli oldu. Sana hamileyken babam rahmetli. Hayır, anan sana hamileyken. Çok acı çektim ben. Suzan anlatır mısın şu sana? Ya, anan sana hamileyken benim babam rahmetli oldu. Olaylar çok karıştı, hiç anlamadım. Suzan ya. Anlat. Evet. Oğlum ben sana hamileyken babanı eşekletti öldü. Bunu ilk defa mı anlatmış? 45 yaşındayım ben. İlk defa mı duyuyorum bu hikayeyi ben? Hayır, hep bu anıyı hatırlıyorum. Sen de anneni şey yapıyorsun, teskin et. Salam, ben her yıl hatırlatıyor bana bir kere. Tamam. Eşek nasıl peki? O da öldü. O da öldü, ha canım benim ya. Tamam, hadi görüşürüz. Sarıl annene, sarılarak eve doğru gidin. Ah anam, vah anam, senin ah, şeyin anam. Çorbanı özledim falan. Çorbanı özledim senin ya, valla. Seninle alakam yok, çorbanı özledim ya. Sen hiç aklıma gelmedin, hep çorban. Annesi, çorbayı yaparken bir yandan da Keloğlan'a sor. Ana işte ana yüreği ya. Çorbayı yaparken sor. De ki ah oğlum oralarda bir kız sevmedin mi? Ah oğlum oralarda bir kız sevmedin mi? Hayır anne, benim sevdiğim burada. Benim sevdiğim burada anne. Heyecandan Suzan sor kimmiş? Kimmiş? Sarı kız. Arkadaşım. Sarı kız diye beni seviyor ya. Sevemiyorum anne, kimseyi sevemiyorum. Sevemiyorum benim hayalimdeki anne. İnsana. Aa, sevemiyorum ben, buna aşığım. Hayır. Hem de müzisyen. Sana hayalindeki şey... kızı anlat, hep rüyanda görüyorsun. Evet, hayalimde bir kız var, rüyamda görüyorum. Tövbe estağfurullah. Böyle ya nasıl enteresan bir şey ya. Onun da saçı yok. Cenab-ı Rabbül Alemin bizi birbirimiz için yaratmış sanki ya. Vallahi yani inanılır gibi değil ya. Gerizekalı. Gerizekalı bir şey ama biraz yani. Gerizekalısın. Güzel ama salak gerizekalı. Sen gerizekalısın. Sen gerizekalısın. Hayalindeki kız. Ha ben. Evet. Hayalindeki kız rüya gibi bir rüya şey. Rüya gibi bir şey. Gözler, zaten... kaşlar, saçlar, burun, ağız. Evet. Anlat anne. Hayalindeki kız rüya gibi. Zaten çok mantıklı değil mi? Hayalimde olduğu için rüya gibi oluyor kız. Kestik. Kestik kızı kestik. Arkadaşım kestik. Kanlar nasıl aktarıyor? Arkadaşım Bumcu şunu kafasına vur. Bumcu evet. Beni bir dinlesene. Evet. Müzisyen arkadaşım. Çok duygusal yüksel. Müthiş. Sen de o kadar duygusal anlat ki. Kızı daha görmeden biz de sevip aşık olalım. 3, 2, 1 yalla. Anne rüyamda gördüğüm yok. Gördüğüm kız rüya gibi. Gerçekten o kadar seviyorum ki. Saçlarım, rüyamda gördün. Rüyamda gördüm kızı biliyor musun? O kadar seviyorum ki onu. Öyle tatlı, boylu, poslu. Efendim böyle gözleri sanki böyle bir nehir gibi. Ne bileyim. Ya da saçları böyle bufik bufik. O tarz bir şey yani. Tatlı bir kız ya. Sen de söyle Suzan. Ben sana kameramanın kızı Volkan'ı düşünmüştüm ama de.
Ah evladım, ben sana kameraman Volkan'ın kızını düşünmüştüm. İşte ben o yüzden gurbete gittim 3 yıl. Yani o bunu üstüne atabilmek için. Arkadaşım duygusal ol, yürü. Duygusal, annene arkanı evet dön ya, omuzdan vallahi, dön evet ve sesler. Ya. Omuzdan nereye? Aklı anne derse doğrudur. Arkadaşım. Duygusalım yani. Dön ağır slow motion ilerliyorsun. Slow motion ilerliyorsun. İlerle, adımlar havada. Kafayı sol omuzdan çevir. Ve annene dön de ki, slow motion söyle. Anne, benim sevdiğim kızı bulana kadar evlenmeyeceğim. Buraya gel. Buraya gel beyinsiz. Nereye gidiyorsun? Ya anneme rest çektim, gittim ben kızım. Hayır rest çekme. Çekme. Anne yüreği. De ki, ha benim keltoş oğlum seni kim beğenir Suzan söyle. Ha Allah'tan böyle yaklaştık. Ha benim keltoş oğlum seni kim beğenir? Kim? Elbette bir beğen bu. Gel buraya. Ben gideyim buradan kızımı bulacağım. Ya gel şuraya. Ben bu kızımı bulacağım o zaman ya. Allah manya. Allah manya. Tam o sırada bir tellal gelir. Cüneyt tellal ol. Tellal ne ya böyle masa. Davullu zurnalı tellal gelir. Evet masör gibi. Evet. Cüneyt dombada dombot geliyorsun. Dombada dombot, dombada dombot. Duyduk, duymadık demeyin. Hangisini demeyelim? Onu da deme, bunu da deme. Ne saçma bir şey. Kulak kesilir. Padişahımızın kızı. Padişah bu mu? Korkutucu hakikaten. Padişahımızın kızı çok hasta. Padişah sorunu ben ne yapayım bana? Müzisyen arkadaşım ne yapıyorsun burada? Kız hasta dün gidi dingit yapıyorsun. Sen da 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 yüksel. Padişahımızın kızı çok hasta. Onu iyileştirecek kişiye padişah dedi ki, şerefsizim kulağımla duydum. Dilesin benden ne dilerse. Senin kulağını düzeltirsin ya. Donmada donbot, donmada donbot. Git yerine Cüneyt. Suzan, sen söyle de ki, aa oğlum bak belki senin sevebileceğin bir kızdır. Google'a girelim falan de. Ah oğlum belki seni seveceğim bir kızdır. Girelim bulalım. Ya bulalım da bir anlaşsak bile bunlar bir süre sonra Twitter yani. Oho. Suzan söyle oğlum bir tıklamaktan ne çıkar? Bir şey olmaz de. Anne padişahın kızı saçmalama. Arkadaşım sizin hepinizin içi pis. Bir sizinki temiz anasını satayım. Ben de dediğimi biliyorum. Gülmeyin size. Vereceğim seyirciyi. Sırayla vuracaklar bununla bak. Söyle bir kere tıklamaktan ne çıkar? Oğlum demesen bir kere tıklamakla ne çıkar? Bizim orada kesik olduğu için 3 yıldır tık yok anne. Arkadaşlarım. Arkadaşım ne? Gir şu Google'a çıkar azlığından. Azlığımdan çıkarıyorum. Evet çıkar laptopunu gir. Ne çıkarıyorum buradan? Bilgisayarı çıkarıp giriyorsun anne hatırı. Bu kadar hatırı yok mu kadının? Bu çocuk bilgisayarla mı dolaşıyor? Arkadaşım teknolojik kere olan bu. Dur şurada internet bağlı. Otlu peynir. Otlu peynir, ekmek, bir de bilgisayarın var. Çıkar. Var. Donum yok ama anasını satayım. Otlu peynir, bilgisayar var, donum yok ama. Arkadaşım böyle her arada dere gördüğün... Büyük boy bezle geziyorum. Ayda bir boşaltıyorum onu. Her dere gördüğünde yıkıyorsun donunu. Tatlı bir hayal. Çabuk ol. Çıkarmışsın. Ben montajda koyarım bilgisayarı. Zaten evet gir. Anneciğim bir de annene sisteme. Anne şimdi beni ne işlerle uğraştırıyorsun falan filan. Anne beni ne işlerle uğraştırıyorsun ya? Hadi oğlum hadi. Ne yapıyorsun? Şarjı bitmiş. Arkadaşım bitmez onun şarjı. Yolda hep kullandım. Güneş enerjili o. Sırtında taşıyorsun. Güneş enerjili? Sana ne? Ama herif komple köse. Kendine hiçbir hayrı yok. Bak şuna. İstemeye istemeye açar laptopunu, bakar, nazar padişahın kızı, yaz. Ne yapıyorsun? Fotoğraf öyle gelmiş. Ve
Gördüğün şeye inanamaz. Duygusal müzik ver. Oo, bu padişahın fotoğrafı. Arkadaşlar. Gördüğün şeye inanamaz. 1024'de 768. Allah'ım. Oo, anne inanamayacaksın be. Anne inanamayacaksın. Ne oldu evladım? Lan ne oldu gerizekalı? Bilmiyorum, sadece orasını düşünüyorum. Arkadaşım anne inanamayacaksın. Bu rüyalarımda gördüğüm kız, tarif et. Anne inanamayacaksın, bu rüyalarımda gördüğüm kız bak. Benim desktop'um ya. Çok güzelmiş oğlum. Ama bu sana varmaz. Boş hayallere kapılma de Suzan. Ama bu sana varmaz. Boş hayallere kapılma. Baksana yani padişahın kızı. Ya tamam da padişahın sol... Yani padişahın kızı en azından. En azından muhatap olabileceğim biri. Öbürü ben daha gitmek zor. İstiyorum anne. Buralardan. Padişahın kızına gitmek istiyorum. Ben buralardan gitmek istiyorum anne. Padişah... Ben onu iyi ederim anne de. Ben onu yiyeceğim anne. Ne? İyi ederim anne. Ben yani onu iyileştiririm. Ben onu iyileştiririm. Sence ne yapmalıyım ona de. Ben onun derdine deva olabilirim anne. Belki de hastalığına bir çare bulabilirim ya. Sence ne yapmalıyım? Ah oğlum, olmaz ki oğlum, olmaz. Çok yardımcı oldun. Suzan peki. Tarhana çorbası kaynat. İçine de tam yağlı ezine peyniri koy de. Tarhana çorbasının içine ezine peyniri. Evet, daha güzel yapar onu. Erisin iyice. Yürü. Yürü. Tam o sırada padişah oldu müzisyen arkadaşım. Allah Allah. Hep afilli şeyleri bu oluyor ya. Sandalyeyi de mikrofonun oraya al. Koltuğunu. Ben öyle annemin önünden kalktım gittim değil mi? Hiç oralı olmadım kadınla. Git kızının elinden tut getir. Otur oraya. Ha. Öne getir. Öne sandalyeyi. Öne getir. Gel biraz daha öne gel. Ilgaz gelsin. Evet. Padişahın kızı olsun. Suzan. Git olsun. Prensesi Maliye. Elinden tut getir. Otur Maliye sandalyeyi. Bakarım. Git yanına şimdi kızım. Git yanına. Sen geliyorsun arkadaşım. Sen gel. Oraya gelme. Sen yoldasın daha, geliyorsun. Ha. Güzel kızım. Canım kızım. Neyin var söyle bana. Çok hastayım babacığım, çok. Onu biliyoruz kızım. Tam olarak neyin var? Sürekli başım ağrıyor. Uyuyamıyorum. Ha. Elini tutar. Ah be güzel kızım, ben sana romantik bir şeyler çalayım da sonra da adayları görelim seni iyileştirmek isteyenleri. Hocam özür diliyorum, ben zenci miyim? Böyle... Ne oldu manyak? Bilmiyorum, ya şu an fark ettim de hani... Sorayım dedim ben hani ona göre, çünkü karaktere bürüneceğim. Yanlış bürünmeyeyim. Arkadaşım çoluk çocuk var salonda. Benim için sıkıntı yok, gurur duyarım. Sapık sapık hareketler yap. Ağzımı açmadım. Ya ağzımı açmadım ya. Kafası evet. Nasıl çabuk? Gelirsin sarayın önüne. Türkün de gelirsin. Söyle Türküm. Türkünü söyleyerek gel. Ha Türküm. Evet ben bir garip Keloğlan'ım, onu söyle. Ben bir garip Keloğlan'ım, ne kadar da yakışıklıyım. Aman ya hırslıyım. Keloğlan'ım da çok hırslıyım. Ben dönem. Bir daha söyle. Aynen arkadaşım, bir daha söyle güzel. Ben bir garip kel olurum, ne kadar da yakışıklıyım. Bir o kel olsam bile o kadar da hırslıyım. Ne kadar güzel bir saray burası ya. Gelir durur, bakar saraya, bakar. Ulan buraya 2011 senesinde ne turist gelir ha falan der. Kafamdan çok salakça bir şey geçti ama söylemeyeceğim. Padişah gelir karşılar. Padişah beni karşılıyor. Suzan sen içeri gidebilirsin anne olarak. Padişah bitmiş herhalde. Bu. Padişah gelir kapıda çıkmış. Adayları görmek ister. Ya nasıl bir kadınsın sen ya? Sen habire dibimde dolaşırsa ben evlenemem ki ya. Herkes gelmiştir, kızı kimse iyi edememiştir. Kız çok mutsuzsun sen. O kadar mutsuzsun ki devamlı ağlıyorsun. Ve son bir aday kalmıştır. Gel bakayım lan buraya. Elini kolunu indir, ağzını bunu kırar. Arkadaşım padişah o. Bana ne, ben tanımıyorum ki daha. Tanıyorsun. Gel. Ne bu, senfoni padişahı mı? Ne bu hal? Gel. Öp eteğini. Öp eteğini. Kaldırma kafanı. Tamam ulan kalkabilirsin. Bana bak. Kızımı hiç kimse iyi edemedi. 400 tane adam geldi. 400'de bir şey yapamadı.
Sen sonuncusun. Sen iyi ettin. Dile benden ne dilersen. İyi edemezsen boynunu vurdururum. Ya kardeşim ben geçiyorum. Halı saha maçım var. Oraya gideceğim ya. Arkadaşım. Ben bana ne ya? Hayır. Sen içeri gir. Bana kızı gösterir misiniz de? Başıma bela aldım gene ya. İddiada bulun şeye padişah. Ha iddiada bulunuyorum ya. Vallahi maçım var. Var mı? Arkadaşım. Ne anlam? De ki ben kızınızı iyi edeceğim yemin ederim falan. Ben kızınızı iyi edeceğim gerçekten. Ben kendime çok inanıyorum çünkü. Daha önce kimi iyi ettin lan? Elini kolunu indir vallahi bununla vururum bak ha. İçinde laptop var ağzını bunu dağıtırım. Donum yok ama laptopum daha var. Daha önce kimi iyi ettin lan? Daha önce bizim o sarı kız. Bir işte babam da kafam karıştı onu kaybettik. Annem de böyle yarım yarım biraz deli. Ama çalışıyorum yani neden olmaz. Beni padişahım kızınıza sen çok neşelisin çok mutlusun. Sen çok neşelisin. Sen. Ha, ben. Sen devamlı neşelisin. Kız nerede de. Kız nerede sorsana. Çok neşeli. Kız nerede? Çok neşelisin. Çok neşelisin sen. Özlem sen var ya sen. Padişah gibi adamsın ha. Vallahi kız göster nerede? Göster kızı. Oynak ol biraz oynak. What the love is? Öyle değil neşeli olarak oynak ol. Ha. Kız nerede? Kız şu odada. Ben gidiyorum piyano çalmaya. Sizi yalnız bırakıyorum. E sen kızla ilgilensen iyileşirsen. Ha böyle piyano falan çalarsan. Arkadaşım. Ben gidiyorum kızla ilgileneceğim. Sen piyano çal. Müzisyen arkadaşım. Ver müziği. Ver. Kapıyı aralarsın. Gördüğünde inanamazsın gözlerine. Ne yapıyorsun? Kapıyı aralıyorum. Yeni bir tabir bu yani. Gerizekalı. Bir açmıyorum. Azıcık ittir. Dört parmak. Aradan burnunu sok. Bir de gözünü çıkar. Bak kıza. Ben birebir yapıyorum hocam dediklerinizi. Sadece bir gözünle burnun kapıdan içerlek olsun, oradan baksın. Gör kızı. Göremem, bu tarafta kaldım. Kızın kaderi bu, yapacak bir şey yok. Arkadaşım, kapıyı öbür tarafa doğru aç. Gel buraya, kapı diğer tarafa doğru açılsın. Öyle değil. Yani kapının menteşesi senin bu tarafında olsun. At menteşeye doğru kalçayı. Öyle değil. Bu tarafa doğru. Kalçayı al menteşeye yani tam gelsin. Böyle bir süre devam ederse iyileşir kız. Arkadaşım senin kalça menteşeye paralel gelsin. Öyle değil. Bana doğru paralel. Heh. Arala kapıyı. Allah'ım bu ne? Allah'ım bu ne? Ne biçim kokuyor burası ya? Ya koca saray ya Allah aşkına ya. Bununla mı uğraşacağım ben? Arkadaşım ya? Buraya gel. Üç ya. Tane adam gönderirim sahneye. Ağzını burnunu dağıttırırım senin. Zenci değillerse beş para etmez. Gördün kapının aralığından. Niye bu kadar bol gezdiğimizi anladınız herhalde. Arkadaşım havalar uzatma. Sıcak bu bölgede. Gördün ve üzül. Sen de ağlamaya başla. Ne oldu? Bilmiyorum ağlıyor işte. Ağla. Kendi kendine konuş. Bu güzellik neden ağlar ki de? Bu güzellik neden ağlar ya? Arkadaşım. Ha içerideki. Tamam özür dilerim hocam ben anlamıyorum hiçbir şey. Ben giriyorum tekrar o zaman artık şey yapayım. Evet gir içeri ama kele olarak neşeli olarak gir. Kız ağlıyor sen coşku dol. 3-2-1 yap. Ne güzel ağlıyorsun kız. Güzel ağlamıyor. Ağlamıyor. Şaklamanlık yap kızı güldürmeye çalış. Merhabalar. Niçin ağlıyorsunuz? Deli mi? Duymuyor. Burcu cevap versene çocuğa. Burcu muyum? Merhabalar. Niçin aynı? Burcu Ha Sultan. Efendim? Burcu Ha Sultan. Burcu Ha. Evet. Sıkıntılarınız belki isimden kaynaklanıyor olabilir. Yani o devirde bile çok saçma bir isim. Burcu Ha Sultan. Adını sor. Adın ne? Bana Burcu. Adınızı bahşeder misiniz? Biraz oralı konuş. Evet. Biraz oralı olur musun? Sen. Ben, evet. Sen önce şey ol, Keloğlan ol. Neşelisin, çok neşeli. Bana adınızı bahşeder misiniz? Burcu Sultan. Burcu Ha Sultan. Burcu Ha Sultan. Ha. Çok güzel. Kaça gidiyorsun? Hastayım ben. Okula gidemiyorum. Ha, geçer iyileşince geçer. Rapor alırsın. Gidersin şu an. Baban padişah yazar bir rapor ya. Ne olacak ki? Ben duydum ki bir sıkıntınız var. Ben yardımcı olmak isterim. Sen hiç yüzüne bakmıyorsun Burcu. Nasıl olacaksın? Bence sıkıntı şuradaki zımbırtıdan. Mikrofon sıkıştırdığı için bir mutsuzluğa sebep oluyor olabilir. Onu çözebiliriz. Saçmalama. Saçmalamayın. Saçmalama.
Odunla vururum ha. Arkadaşım. Kız erkek dinlemem. Ben... Şiddet yapma kimseye. Sen neşeli ol de ki bak bana ne şaklavanlıklar yapıyorum. Bak buna ben ne kadar mutluyum ya. Ben de hastayım biliyor musun? Evet valla. Belli oluyor. Ama benimki çözülmüyor. Ben çalıştığım biriyle uzun süre geçirdiğim için bazı sıkıntılar yaşadım. O pek göz önünde değil. Bütün delilik bende vuku buluyor. Ama doktor çözemeyiz dedi. Benimki çözümsüz. Seninki çözülebilir. Ben yardım etmeye geldim. Nasıl peki? İşte onu bilmiyorum. Sen nasıl bu kadar mutlusun de Burcu. Sen nasıl bu kadar mutlusun? Burcu sana diyecek. Sen nasıl bu kadar mutlusun? Yüzüne ya bakma. Zenci olduğum için... Zaten hayata bir zenci başta... Zenci değilsin. Zenci değilim. Yeni öğrendim benim bunu. Benim anam hep tarhana çorbası kaynatır. Ortasına ezme peyniri koyup üstüne sıcak çorbayı dökerim. Evet. Kaşın dibiyle ezerim. Anlat kıza. Hep anlatırım ben bunları kızlara. Yani ben nedense kendimi Anadolu'ya yetişmiş sanan bir zenciyim yani. Anlat. Sonra tarhana çorbasından de. Tarhana böyle çorba koyarım ben. İçine de ezine peyniri döküyorum hep. Neden bilmiyorum. Çok saçma oluyor ama bastırıyor yani en azından. Biz hep onu içtiğim için çok mutluyum. Çok mutluyum. Biz bütün Mississippi'de bütün zenciler bunu içeriz yani. O iyileştirecek mi beni? Yok ama rengini karartıyor. Arkadaşım. Kendini evet, yabancı hisset. Tarhana mideden içeri gittiğinde tamam, bir coşku tarhana kadar olacak. Gittim. Evet tarhana kadar gittim bu çorba için. Kızı yani. Gördün senin dibin kızı düştü. Kızı gördüm tarhanda. Allah'ım dibim düştü. Tarhanda bir kız. Arkadaşım kızı gördün dibin düştü. Demin orada dibim düştü. Bilmiyorum duydunuz mu? Çünkü ben 10 dakika o önce gördüm. Değil. Kızı gördün. Kızı gördüm. Yüzüne bak. O senin yüzüne baksın. O anı almak istiyorum. Müzik yüksel. Duygusallaş. Tam müziğin crescendosunda birbirinize bakın. Göz göze gelin. Birbirinizden çok etkilenin. Ya benimki kolay da abla biraz zorlanacak yani. Sen yakışıklı görünmeye çalış. Arkadaşım, sen kendini yakışıklı hissedersen kız da seni öyle görür. İçinden kendini yakışıklı göster. İçimden. Evet. Al içinden coşkuyu, ver yüzüne. Aslında kel değilim. Moda gereği kafayı kazıttım. Etkilen Burcu. Saçtan mı etkileniyor? Senden etkileniyor. Birbirinizden etkilenin. Yine anası geldi ya. Arkadaşım. Bastır bastır. Şu göz bebeğine bastır. O zaman tansiyonu... Kıza anlat. Sizden çok etkilendim gerçekten. Ben belki size bir faydam dokunur diye geldim ama sizin bana faydanız dokundu. Ben uzun zamandır böyle güzel bir kadın görmemiştim. Rüyanı anlat ona. Rüyamda iki tane sarışın. Plajdayız. Kestik. Ben tekneyle geliyorum. Ara üstümde bir şey yok. Yanıyoruz sıcaktan. Neden bunu anlatıyorsun? Arkadaşım. Ben galiba rüyamda sizi gördüm. Gerçek. Gerçekten mi? Evet nasıl? Gerçekten. Ya böyle işte orayı anlatamam. Şimdi hem kalabalığız hem de size karşı da ayıp olur. Bir de babanız da padişah. Şimdi şey yoluna gitmeyelim. Gerçekten çok güzeldiniz rüyamda da. Siz bir atın üstündeydiniz. Siz böyle bir atın üstündeydiniz. Ondan sonra... Bana doğru ya, gelinlikte geliyordunuz. Bana doğru dört nala geliyorsunuz. Valla ben de ne yapacağımı şaşırdım böyle. Bir anda elimde bu zıkkınım mıydı? Neydi bu? Zıkkınım da var elinde. Onunla beraber apıştım kaldım yani. Sonra gene o iki sarışın geldi. Ya kardeşim plajdayız uzanmışız. Ben tekneyle geliyorum. Üstümde hiçbir şey yok. Hava sıcak. Kestik. Ama kıştan takma motor var. Yani yavaş yavaş geliyorum yani böyle. Keser misin plajda şunu? Kızları bir kestim ben sana. Arkadaşım. Hiç acımadım böyle. İkiye böldüm hepsini. Sonra uyanmışım. Kanter içinde uyandım. Vallahi billahi. İnanılır gibi. Arkadaşım. Manyak mısın sen? Evet. Kıza öyle duygusal bir şey anlatman lazım ki hikayenin sonunda birbirinize sarılır olarak bulmanız lazım kendinizi. Evet. Evet. Anlat şimdi. Sen atla böyle geliyorsun. Canlandır ona. Siz böyle atla geliyorsunuz bana doğru. Ben ne yapacağım? Evet. Burcu atla geliyor yap ona. Yavaş yavaş geliyorsun atla. Ve siz benden daha heyecanlısınız nedense. Atın kulakları artık kopmuş yani. Efendime söyleyeyim. Ve ben kendimi o iki sarışının yanından alamıyorum. Alamıyorum. Allah'ım yarabbim sen beni kahret. Nasıl heyecanlı bir an. Ben anlatıyorum kıza. Sen sadece oyna.
Öyle değil, geri zekalı. Söylediğim hareketleri yap. Sen atla geliyorsun. Sevdiceğim. Ha, sen atla gel. Ha, siz anlatıyorsunuz. Ben. Sen atla gel. Sen yap duruyorum. Kıza. Gelip ağzını da oynat. Sen atla geliyorsun sevdiceğim. Pislik yapma. Benim ağzıma uydur ağzını. Bana bak, ben nasıl ağzım. Benim ağzım öyle mi? Yer yer. Sen atla geliyorsun sevdiceğim. Ben o sırada atın geminden tutup boynunu yere indiriyorum. Gemi atı nereye geliyor tam bilmediğim için ben. Çenesinin altında. Ha, olsun, tutuyorum. Atı bir çırpıda yere indiriyorum. Fren yaptırıyorum. Kesme şu atı manyak. Arkadaşım at eti yenir mi? Cırcır olursun. Yok, ben atı kestikten sonra kızlar geldi yine sarışınlar. Yapma şunu. Bilmiyorum, rüyama engel olamıyorum ben. Sen atla geliyorsun. Ben atla geliyorum. Ben atın çenesinden tutuyorum. Boynunu aşağı indirince o aniden fren yapıyor. ABS devreye giriyor ve duruyor. Ve sen atın üstünden kollarımı atlıyorsun. Ve mutlu son oluyor. Bu olur mu acaba de? Hangimiz için? At için mi? Benim için mi? Söyle kıza. Etkilensin. Ve bu böyle bitiyor. Gerçekten bunu size anlattığım için çok heyecanlıyım şu an. Sizi Burcu çok etkilen. Çok etkilenmişe benziyorsunuz. Bir de tarhana çorbası kaynatayım da. Bir de tarhana çorbası kaynatayım. Onu da içine de gör kendini. Peyniri atayım. İçine roquefort peyniri atayım. Bunu da biblesinden ezine. Ezine peyniri atayım böyle. Garip bir şey olsun içelim. Evet. Yap çorbayı. Ulan bunun ununu suyla mı ezecektik yoksa soğanı kaynatıp mı yap? Nasıl yapacaktık? Bir anneni ara. Ara anneni. Hazır çorba yapıyorum ben. Ara anneni. Evet, ver kıza bir tas çorba. Ah, tas almayı unutmuşum. Hep döküldü ama işte. Abi açmadık mı? Döküldü. Neyse, dur sileyim. Bir daha ver. Üçüncü kaşık da kendine gelir, ayağa kalkar. Bu kadar kaşığı değil. Al üçüncü kaşıkta. Birden Burcuha Sultan canlanır, ayağa kalkar. İyileştim galiba. Ha, hadi görüşürüz o zaman. Arkadaşım. İyileştirdin onu. Şimdi kıza açıl. 3-2-1 yallah. Öyle değil. De ki ben sizi falan, hani bir kız gördüğünde aşık olduğunda ne yaparsın? Hafif kır dizleri, heyecandan dirseklerin titresin. Dirseklerin titresin. Dizlerin de titresin aynı anda. Dirsekleri de aynı anda. Evet, şimdi açın. İki kelime, yabancı, birinciyi anlatıyorum. Ne anlatıyorum ben böyle? Bunu ne? Bunu hiç anlatmıyorsun. Hafif dizlerin titriyor, hafif dirseklerin titriyor. Ben gerçekten rüyamda gördüm, zaten ancak rüyada olur demiştim. Ama sizi gerçekten görünce böyle gerçek hayatta bazı şeylerin gerçek hayatta olabileceğine inandım yani. Sen de çocuğun değiş Burcuha Sultan, bakalım olabilir mi bununla bir şey? Ölmüşsün ben artık, işte ben sıkıldı benden yani. Değiş çocuğu, nesin, necisin, kimin fesisin? Peki sen kimsin, nerede yaşarsın? Ben Keloğlan'ım, buradan biraz uzakta bir köyde yaşıyorum. Orada böyle ver duygusal müziği. Buradan birazcık uzakta bir kasabada yaşıyorum annemle beraber. Annem dul, babamızı kaybettik. Orada böyle kendimizi geçindirecek kadar para kazanabileceğimiz bir erotik shop'um var. Peki. Peki bunlar kabul mü yani? Evet. Süper bir kadın ya. Beni iyileştirdin ya sen şimdi. Babamdan ne isteyeceksin? Ya şu piyanoyu ödünç versin biraz. Hayır! Söyle ona. Arkanı dön. Slow motion ilerle. Ben mi? Evet. Kızı arka, oraya değil. Kızı arkana doğru dön. Yanına kızı. Yanına kızı. Evet. Evet. Slow motion.
Dön normal motion'daki kıza. Ben de babandan seni istemeyi düşünüyordum ama mahcup ol sonra. Ben aslında babandan seni istemeyi düşünüyordum ama... Mahcup ol. Burcu abi... Gerçekten mi? Yok kız şaka ya. Hayır! Gerçekten. Kızı sorgula. Acaba istemiyor mu beni falan? Acaba istemiyor musun beni? Öyle değil, değilsin. Ağzından laf almaya çalış kızım. Ha, şey, ha ben bana karşı duygu şey olarak ne yapayım? Evet. Ben gerçekten aslında babandan seninle arkadaş olabilir miyim diye izin isteyecektim ama tabii senin de duygularını öğrenmem lazım. Çünkü ben tek taraflı duygularla gidersem mahcup olsun. Mahcup olabilir baban. Sonunda mahcup. Sonunda mahcup olacak baban. Sen mahcup olsun. Sen mahcup ol. Sen konuşmanın sonunda mahcup ben ol. Ben mahcup ol. Ben bittiğim zaman sen mahcup ol konuşma. Hayır, konuşmayı bitirdiğin her zaman mahcup ol. Ben ha ben mahcup oluyorum. Evet. Acaba diyorum baban yani beraber arkadaş olmamıza izin verir mi? Arkadaş oluruz tabii. Ben seni çok sevdim. Benim arkadaşlığım daha ileride. Benim arkadaşım daha ileri. Bu halk ekmeği. Arkadaşım. Yani daha ileri boyutta bir arkadaş. Daha ileri boyutta. Yani ne bileyim. Ama nasıl olacak ki? Babam ne der buna? Ben sarayda, sen ya, köyde. Ya baban adam mı ya? Adam olsa seninle ilgili orada senfonide çalıp duruyor. Arkadaşım böyle yapma. Böyle yapma. Ben babandan işte bunu dileyeceğim. Ben babandan işte bunu dileyeceğim. Yani dile benden ne dilersen dedi ya. Kızımı iyileştirirsen dile benden ne dilersen dedi. Ben de kızıyla dost olmama izin vermesini dileyeceğim. İyi o zaman camın önüne gidelim de babama bağıralım de Burcu. O zaman camın önüne gidip babama bağıralım hadi beraber. El ele tutuşun. Sen kimsin ya? Saray güvenliği burada ne arıyor hocam? Arkadaşım ya? O yok. Ha. El ele tutuşun. Şarkınızla birlikte camın kenarına gelin balkona. Şanatın iyi kalsın. O değil. Sen bir garip kelo olansın. Sen bir garip kelo olansın. Bu durumda ben ne oluyorum? Ne saçma bir şarkı. Arkadaşım ben bir garip kelo olanım. Ben bir garip kelo olanım. Sen de çok tatlı bir kızsın. Babanın yanına gidelim ağzımıza da bir... Sandalyenin üstüne çıkın balkona. Çıkın balkona. Sen de çık. Beraber düşün sakalını. Bağır oradan Burcu babana. Babacığım. Baba hemen duyma. Baba. Mozart'ın Türk Marşı'nı çalıyorsun. Babacığım. Keloğlan seninle bir şey konuşmak istiyor. Nasıl gidiyor lan? Saçmalama. Önce bir selam ver adama. Ne yapayım? Öyle değil. Alttan al, alnına kadar getir. Hocam kusura bakma, emir büyük yerden geldi. Söyle Burcu durumu. Mahcup olarak söyle. Babacığım. Her söyledikten sonra mahcup ol. Keloğlan bana çorba yaptı. Ben de iyileştim. Ne çorbası yaptın lan bizim kızı? Ya bu bizim yörenin padişahım. Ezogelin yaptım. Tarhana ama... değil miydi? Evet, onu tarhana diye yutturdum ben ezogelin. Onun ortasına ezine peyniri koydun mu? Yaşa. Padişahım çok yaşa. Yani gerçekten çorbanın ortasına ezine peyniri edince... çok acayip bir kıvam ama oluyor. Ama onu sonradan koymayacaksın. Bu tabak boşken koyacaksın, üstüne tabii, çorbayı koyacaksın. Tabii. Hatta onu eskiler böyle tavada yaparlar. Yanında peyniri. Tavaya böyle margarini atarlar. O böyle birazcık margarin üstünde yüzer, pişmez ama. Ondan sonra çorbanın içinde bölerler onu pişirirken. Aferin lan. Şimdi dile benden ne dilersen. Ya tencerem yok işte, onu deleyeceğim. Yani hepsini aynı kapta yapmak zorunda. Ne konuştunuz kızla? Ya erotik şeyler işte. Falan. Hayır! Burcu kulağına söyle şunu söylesin salak. Padişahım ben, siz dediniz ya bana kızımı iyileştir, dile benden ne dilersen. Ben kızınızla dost olmak istiyorum. Ne? Dost hayatımı yaşıyorum. Neydi? Değil. Dost... Evlenmek istiyorum diyeceksin. Ha ben evlenmek istiyorum. Kızınız da nikaha gelsin istiyorum. Yok kızınız da evlenmek istiyorum. Siz de nikaha gelin. Ama başka bir şey giyin. Gözünü seveyim. Lan sen kimsin ulan? Titre. Sen titre. Sen... Padişah titre. Çok sinirlen. Niye titriyor falan? Korkuyor değil mi benden? Sinirlen çok. Zenci'yi gördü. Lan gördüm. Sen kimsin ulan? Özer ne gülüyorsun? İleri Burcu görüşürüz. Niye gülüyorsun? Burada bir şey oluyor. Titre.
Doğdu mu ne abi? Sen değil, Özel Fikre. Lan sen ne diyorsun ulan? Sen benim kızıma ya gözlerine baktın ulan. Padişahım, estağfurullah padişahım. Hayır, ben sadece kendisini rüyamda görmüştüm. 40 kendisi... katır mı 40 satır mı ulan? Hangisi daha çok para eder? Arkadaşım 40 katırla mı öldürteyim seni? 40 katır yiyiz, 40 satır okuyamam. Burcu sen çok korktun. 40 katır mı 40 satır mı ulan, müdahale et. Babacım yapma lütfen. Öyle mi müdahale edin, babacım yapma lütfen. Baba ne yapıyorsun falan telaşla. Baba ne yapıyorsun lütfen. Boğacağım ulan bu herifi, sonra yapma, sana da sıra gelecek. Kaçma lan sen. Baba yapma ne olur, elini kanamlama lütfen. Arkadaşım sen niye tırsıyorsun? Ya beni öldürürse hikaye biter. Muhafızlar. Muhafızlar. Yakalayın şunu. 40 katır mı 40 satır mı? Ve o sırada şiddetli bir müzik çalar. Neresiyle? Dur. Neresiyle çalar? Çok merak ediyorum. O zaman bu da zinci. Onlar müziğe yatkın. Şiddetli bir müzik çalar. Şiddetli. Müzik yükselir. Yükselir bağırır. Muhafızlar. Kaçarsınız. Kaçın. Biz mi? Hayır, kız kalır, sen kaçarsın. Niye ben malı gibi kaçıyorum kızım? Hayır, kız oturarak kalır. Aşağı oturur kız. Sen kaçarsın ve giderken dersin ki seni almaya geleceğim, bekle beni sultan. Seni almaya geleceğim. Ha. Seni almaya geleceğim, bekle beni. Ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim de. Ömrümün sonuna kadar seni bekleyeceğim Keloğlan. Yok, çabuk geleceğim. Keloğlan gel. Ya şimdi gittim daha ben ya. Gel, geç ya, sarayın arkasına. Çok koşmuşsun. Sen içeridesin ve mesaj atıyorsun Keloğlan'a. Arkadaşlarını arayıp Keloğlan'ın numarasını bulmaya çalışıyorsun Burcu. Alo? Efendim? Keloğlan'ın numarası var mı sende? Tamam, bana mesaj at hemen. Hadi bay bay. Benim? Kimle konuşuyor? Alo? Arkadaşım senin numaranı bulmaya çalışıyor kızlardan. Ha. Alo? Efendim? Demek ki ben bütün kızları tanıyorum yani. Efendim? Alo? Efendim? Ne haber Burcu? İyiyim ya, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu Keloğlan var ya hani. Ha Kel. Ya onun numarası lazım bana. Ne numarası? Ya cip numarası be. Ha, bende cibi yok, var. Maili var, vereyim mi? Ay maili olmaz, cipten ulaşmam lazım. Haydi kız, var. Tamam hadi. Tamam. Vırt vırt zırt. Ara şimdi, konuş Keloğlan'la. Alo? Arkadaşım çalıyor cebi. Alo? Açsana şunu! Neyi hocam? Cebini aç! Yok, tiyatroya gidiyoruz diye kapadım ben cebi ya. Arkadaşım aç şu cep telefonunu. Ha. Bu kim lan, ne tanımıyorsun numarayı? Ne yapıyorsun? Komple açıyorum. Ben artık bunu konuşuyorum. Gerizekalı. Cebin yeşiline basacaksın. Kulağına götürüp A-L-O diyeceksin. Üçünü birleştirip söyle. Kim ya? Alo? 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 Keloğlan benim. Burcan Sultan. Kim Sultan? Ne çabuk unuttun beni. Ya üstünden ne? Öyle çok... Arkadaşım. Anı geçti ki. Çok heyecanlan. Çok heyecanlıyım şu an ya. İnşallah ödemeni aramıyorsundur. Ne zaman geleceksin? Kaç gün oldu? Kaç gün oldu daha? Arkada dolaşıyorum ben ya. Hani gelip beni kaçıracaktın? Tamam, hemen geliyorum. Sen eşyaların hazır mı? Hazır. Arkadaşım de ki ben ne badireler atlattım. Anlat kıza. Ben ne badireleriyle tanıştım. Neydi? Ben de badireler atlattım. Babanın muhafızları beni yakaladılar. Ağaca çıktım. Dal kırıldı. Düştüm mızrağın üstüne. Problemli bir kızla tanıştım sandım. Badirella diye. Ben ne badireler atlattım biliyor musun? Babanla tanıştım. Öpüştük. Birbirimizden hoşlandık. Arkadaşım. Güvenlik bizi yakaladı. Volkan kamerayla çekti. Hepsini televizyonda yayınladılar. Kepaze oldum ya. Bütün erotik şapı falan kapadım hep. Annemi arıyorum. 2 gündür açmıyor cebini. Arkadaşım ben öyle mi dedim sana? Bilmiyorum, ben devam ettim. Babanın muhafızları ormanda beni kovaladı. Ağaca çıktım, dal kırıldı, mızrağa düştüm, benim yaralandı falan anlat işte. Ya falan işte. Baban hep böyle bütün güvenliği arkamdan yolladı. Beni ormanda kovaladılar. Kaçamadım. Yakaladılar. Nasıl? Daha sonra olanları anlatmak bile istemiyorum. Sor Burcu sana... ne oldu de? Ne oldu? Hapiste misin şimdi? Ne hapisi? Keşke hapse düşseydim. Artık bambaşka bir insanım. Burcu sorsana ne olmuş bu sana? Ne oldu? Ne yaptılar sana? Anlat hadi. Bana Robin Hood muamelesi yaptılar.
zenginden alıp fakire verdiler. Bana da 40 gündür her gün kuru fasulye veriyorlardı ceza olarak. Bana da ceza olarak her gün 40 gündür kuru fasulye veriyorlar. O zaman bu gazla hemen evlenelim. Bir pilavını görmedim 40 gündür de. Bir pilavını görmedim 40 gündür. Bu mu derdi kızın yani? Arkadaşım konuş de ki ben bir plan yapacağım sevdiceğim. Bu gece saat 3.30'da seni kaçıracağım de. Bir plan yapacağım sevdiceğim. Bu gece 3.30'da kaçıracağım. Diğer geri kalan 23.5 saat poşete girdi. Sabahın köründe gelip kaçıracağım seni yani. Arkadaşım. Evet. Uzatma, söyle kıza. Planını anlat. Şimdi ben sarayın önüne geleceğim. Çünkü herkes benim sarayın arkasına gelmemi planlarım diye düşünüyor şu an. Neyse yakalandım, kadın geldi. Kısmet değilmiş. Anlat, planı anlat. Plan şu. Ben sarayın önüne geleceğim. Sana oradan ıslık çalacağım. Islık olmazsa equalizer'ların iyice sesi açarım, bir şeyler çalarım. Arabayla geleceğim çünkü. Arkadaşlardan ödünç aldım. Araba yok o devirde. Arabayı icat edip geleceğim anasını satayım. Ya. İnat ettim ya. Senin aşkın uğruna arabayı icat edeceğim ya. Söylesene. Söylesene. Sen söyle kıza, planı söyle, anlat. Anlat planı. Burcu heyecanla dinle falan. Islık çalacağım. Benim sesimi duyar duymaz bohçana al. Bir dakika dur de Burcu, yazacağım. Bir dakika dur. Bir dakika dur, yazacağım. Yaz ama şarjım bitiyor. Kaçtaydı? Kim kaçtaydı ya? Saat kaçta geliyor? 3.30. 3.30. 3.30'da tamam. Peki ben muhafızları nasıl atlatacağım? Onları böyle kenarda bir yerde muhafaza et. Arkadaşım nasıl atlatacak muhafızları? Ya bilmiyorum, onları ben hallederim ya. İyi peki tamam, nasıl o zaman. Bence bir an önce buradayalım, yoksa ben burada mide peki, taştan tamam, soğuk tamam, çekiyorum. Peki tamam 3.30'da oradayım, bekliyorum seni. Kapatmadan önce birbirinize güzel bir şeyler söyleyin. Seni çok özledim. Ne yapıyorsun? Ben laf yerine melodi kullanıyorum. Kapanırken melodi veriyor benim. Arkadaşım sen de kıza cevap ver, güzel bir şey söyle. Ben seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Bekliyorum o zaman. Ve Türk'ünle gel sarayın önüne. Gel. Sen Türk'ünle gel. İşte Türk oldu. Türk'ü söyleyerek gel. Var yani senin Türk'ün. Sen bir garip keloğlansın. Ben bir garip keloğlanım. Hem tatlıyım hem çeşeyim. Buralarda da gezerim ağzım. Hey hey. Gel oraya gel gel. Güvenlikle karşılaş. Güvenlik nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Give me five. Elini çek elini. Yok ya, yağmur geliyor mu diye bakıyorum ya. Saçağın altında duruyorum şu yorum. Güvenliği nasıl atla, sarayın şeyini öğren, krokisini öğren, ağzından laf al. Sarayın ağzındaki krokis... Saraya nasıl... Gizlice saraya girmek istediğin biri mesela, bak. Fanteziye bak. Nasıl girer lan? Allah aşkına ya, ben hayatta giremezler dedim kahvede arkadaşlara. Girerler falan, yok oğlum dedim, sorayım dedim, danışayım sana dedim. Gizli girmek istedim, ne yapacak? Geri dur, mızrağı dürterim. Evet. Geri dur, mızrağı dürterim. Ya bir tane adam yok mu burada ya, insan gibi konuşan? Arkadaşım senin gibi beyinsizde ne konuştular? Girmeyi bilmiyorsun ki, ağzından laf almayı adam bilmiyorsun. Adam bu şekilde konuşacağım, ben onu yanıltarak, ters tepki şey yaparak da hadi o zaman diyeceğim. Bir daha gir. Bir daha gireceğim bak ha. Konuş adamla, ha. Başka bir şey yok. Ya müdür sana ne diyeceksin? Ben değilim ki saraya girmek istiyorum. Arkadaşım adamın hoşlandığı şeylerden bahset. Maç muhabbeti yap mesela. Ne kadar tatlı bir başın var böyle bakayım. Maç muhabbeti yap adamla. Maç muhabbeti. Evet. Yani başıyla ilgili, kafasıyla ilgili bir şey. Ya maçlar ne kadar, kaç oldu maçlar? Hangisini soruyorsun? Geçen işte hafta sonu oynandı ya açılıştaki maç. Ya nasıl bir goldü o? İlk gol ya, servet değerinde ya. Değil mi? Şahane bir şey ya. Seyrettim ya, seyrettim. İyi attı. Gördüm evet. Ben de. Şahane. Görürsün tabii. Gözüne gözüne attı çünkü. Yapacak bir şey yok. Bak, muhabbet tuttu. Şimdi oradan gir adama sarayın içine. Evet. Ben buradan sarayın içine giriyorum hocam. Ya gir koçum ya. Eyvallah baba. Vallahi seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben ya. De ya. Gene maç muhabbeti yapalım. Yapalım tamam mı? Bir gün ya. Gel bir gün. Gel. Kombinede yerim var. Giy kombinezonlara, gidelim bir gün. Hadi görüşürüz. Burcu saatine bak. Saat daha 3, o değildir de. Batı yakasının hikayesinden çalıyor. Ha
Zenciyim ya tabii, ekolu geliyor. Onun o olup olmadığını anlamak için sen de ıslıkta cevap ver Burcu. Cama çıkmadan önce. Islık çalabiliyor musun? Ağzınla yap. Islık zaten nereyle çalınır ki? Aradan kaçırılan ıslık var mı? Çorlu'da nasıl çalıyorlar hocam? İşine bak sen. Benim işim bu işte. Ne dedi kız? Bilmiyorum ki. Can çekişiyor galiba işte. Ya sen cevap ver. Ne dedin aşkım, anlayamadım de. Bir sus, kadın konuşsun. Buyurun Burcu Hanım. Biz bayağı okyanustaki balinalar gibi olduk ya. Bana su kaçtı burada ama. Kız ne dedin, sen ne dedin? Sen kimsin diyor. De ki ben senin sevdiceğinim, cama çık da konuşalım de. Çift cam tabii duyulmuyor onda. Burcu gel cama. Pardon yavaş ben. Yavaş. Bu benim sevdiceğim galiba de. Gör onu, sessiz konuşun. Ama aranızda 70 metre var. Bu benim sevdiceğim galiba. Gel ulan. Gel ulan mı? Ha gel ulan. Ha özür diliyorum. Ben dedim nasıl bu evreye geçtin? Aranızda 70 metre var. Zenciyim dedim ya. Buyurun Burcu. Burcu konuş. Çok özür diliyorum. Ağaçların arasında tam göremiyorsun çocuğu. Seslen. Seslen Keloğlan. Keloğlan. Canım. Sen misin? Evet. Tamam hemen gel. Sen işaret yap de. Sen işaret yap. Burcu ha, ay ışığı altında gölgeni göreceğim. Gölgeden bana sen olduğunu ispatla de. Profil mi? Bir söylesin sus. Ay ışığının altında gölgeni göreceğim. Bana sen olduğunu ispatla. Suratı bu tarafa mı? Kafa karışmasın. Lan gölge nereye düşüyor? Perdeye ya? Gölge yap. Ne yapayım? Perdeye gölge yap. Tamam anladın Burcu. Tamam geliyorum hemen. Ay tamam balım. Nasıl geleceksin? 70 metre yukarıdasın. Ya binsin filikülere gelsin. Ben geldim kaç günlük yoldan geldim. Arkadaşım de ki ben halat atayım, yukarı çıkayım, seni bağlayayım, aşağı indireyim de. Dur laptopu çıkarayım, seni download edeyim bir dakika. Ya Nazi ben ip ne var bende ya? Ben yok mu bir de? Var. O da mı var? Var, ip de var. İpi çıkar. Ucuna kanca yap. Sabırsızdan seslen yukarıdan, ne yapıyorsun falan diye. Ne yapıyorsun? Dur, ip hazırladım. Ne bakıyorsun lan? Biri görecek şimdi. Tutama Burcu. Tutamadım ki. Beynine girer tutamazsa, tutacak mısın? Zaten tutmasın, çekilsin oradan, inecek oraya ya. Bir daha at, söyle bir kıza. Bir daha at. Kıza söyle çekil de, ben kancayı takacağım oraya de. Hayır, sardığımdan emin olun istedim. Çekil oradan, bir daha atıyorum. Ne yapıyorsun arkadaşım? Eskiden bu cazcıymış. Yapma at şunu. Yanlış tarafa doğru çevirdim, böyle gider bu şey. Fış. Fışırt. Tamam. Çek kendini yukarı. Tamam. Tamam çık yukarı. Kızı sırtına alıp indireceksin. Ana! Yürü kız atlayın. Babası da gelsin. Bir seferde bitsin bu iş. Eli sıyrılır kızın. Yürü.
Tam yukarı çık. Sen de gel balkonun kenarından karşılarken onu babası gel. Ay babanın şarap çanı. Tam gelir babası. Ne oluyor lan burada? Hiçbir şey yok vallahi mahsum. Elleri bırakırsan düşersin. Düşerim. İşte ipim, işte kuşağım. Ne oluyor burada? Burcuk müdahale et. Gir devreye. Babanı ikna etmeye çalış. Babacığım dur. Biz birbirimizi seviyoruz lütfen. Kızım. Annen de öyle diyordu. Annenin durumu farklı ama. Fena mı oldu? Ben oldum işte. Kızım. Kızı bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gider yani. O yüzden şey yapma. Ya yani ben biliyorum ilerisini. 10 sene sonra sen bundan bıkarsın. Gelir bana dersin ki yok bunun saçı yok. Buna ya saç ekti bilmem ne falan. Geçtim gidiyorum yemin ederim. Arkadaşım tut şu ipi. Ya. Hüseyin arkadaşım vur kafasına kafasına düşürmeye çalış. Burcu sen de kurtarmaya çalış adamı. Babacım yapma lütfen yapma baba. Ağzını burnu kırarım. Baba lütfen. Babacım lütfen yapma. Dur. Dur şunun kafasına. Lan. Arkadaşım yalvar adama. Yapma etme de. Yalvarırım Barış abi lütfen. Ben kızını seviyorum. Falan derken Barış abi ayağı kayar piyanonun üstüne oturur. Çalmaya devam eder. Burcu'yu da sırtına alır indirir. Al kızı sırtına. Hayatımda böyle gerizekalı bir hikaye duymadım ya. Allah ayağım kaydı. Çal. Al kızı sırtına. Sırtıma. Evet al kızı sırtına indir çabuk. İple iniyorsunuz iple. Ama ben zenciyim unutmayın. Peki ağırlık merkezini ayarla kızım. Nasıl ayarlayayım onu ben? Düz inmen için ağırlık merkezini ayarla. Evet in 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 indiriz. Alkış. Sarıl sarıl kıza. Sarılırsınız ve ona dersin ki seni nerelere götüreceğim biliyor musun? Seni nerelere götüreceğim biliyor musun? Nereye? Bir ortopedist tanıdığım var. Ben Anadolu'nun bağrından geldim. Seni de Anadolu'nun bağrına götüreceğim. Anama yaren yapacağım. Evet. Ben Anadolu'nun bağrından geldim. Seni Anadolu'nun bağrına götüreceğim. Seni anneme yaren mi yapacaktım? Evet. Anneme yaren sevgili demek hocam. Hayır, arkadaş, yoldaş demek. Yok, yani. Sevgili demek. Sevgili yar demek. Yaren. Bir sonraki... Al, sarıl ona, el ele tutuşun. Ve o sırada Anadolu'nun bağrından bir türkü çalar. Ağzındaki hapsayı, gözündeki çapağı. Çok özledim sevgilim, dün koydum kapağı. Ve güzeldi aşkım, birazcık daha koşum. Arkadaşım bu Anadolu'nun bağrının neresinden çıkmış? İşte tam o bizim o halk ekmeğin sağ arka sokağı. Hayır ben yolluyorum Anadolu'nun bağrından. Evet. Sen kıza ilanı aşk et. Tamam. Yolla.
At kızı havada. Hava at kıza. Öyle değil. Gerizekalı. Yani bizim buraların türküleri falan nasılmış falan. Bizim buraların türkülerini senfoniden arkadaşlar söyler. Çok etkilen Burcu. Çok etkilen. Ha. Çok etkilendim. Bence şu an öyleyim. Gerçekten çok etkileyim. Gelecekle ilgili planlarını anlat kıza. Gelecekte o ikisi arasında gerçekten... Arkadaşın! Oralara girme. Suzan hemen gel. Hiç oralara girmeyeceğim. Sadece konuşacağım. Arkadaşım gelecek planlarından bahsedin. Gelecekte ben seninle evlenmek istiyorum. Suzan sen gene sarı kızın başındasın. Ay Allah'ım sarı kızın başına annem düşsün ya. Bize doğru gel Suzan bize doğru. Biraz doğru sarı gel. Kızı dışarı çıkarmışsın. Evet orada sağıyorsun. Geldin ve kızın elinden tut bağır Burcu'yla annene. Anne! Gel kız gel. İşte rüyamda gördüğüm kız bu. Ah ah. Ah mı? Sen direkt mi çekiyorsun sütü? Tam yağlı alışık değilsin. Tabii gitti. Burcu Ha Sultan. Getireyim mi nargile ineğini? Bu ineğe ne yapıyor bütün gün? Köyde bir tek annem var zaten. Arkadaşım tanıştır kızı. Çok heyecanlı ol. Annene gurur duyuyorsun kendinle. Burcu Ha Sultan... Sarı kızın kocası. Arkadaşım heyecanlan. Çok heyecanlıyım şu an. Mutlu ol. İkinizi böyle gördüğüm için o kadar mutluyum ki. Güzel. Değil mi? Dediğim karar var değil mi? Şahane bir insan. Babası biraz problemli ama olsun. Babasını sana ayarlarız. Ay ben bunu kendime gelin yaparım de Suzan. Ay ben bunu... Ha annem. Ay ben bunu kendime gelin yaparım isterim. Kendine mi? Ya bunun bir az yağlısını içsin bu şey olmuş buna ya. Ben... Arkadaşım o kaynana ya. Ha araya kaynıyor işte. Tamam anne iznin olursa biz evleneceğiz. Güzel sağ ol. Hadi gidelim annem manyak gel. Arkadaşım ne oldu? Ya abuk subuk sorular soruyor. Ne sordu güzel kıza? Süt sağır mı? Sana ne? Ne demek sana ne? İneğin sütünü sağdıracak, tarhana yaptıracak, salça tamam, kaynattıracak kıza. Ya tamam ya biz evlenmeye gidiyoruz. Yaptır onu yaparız ya. Orada evleneceksiniz. İneğin annem kuracak sana düğün dernek. Tamam. Anne bağır çağır de ki duyduk duymadık demeyin. Konular komşular anlat. Duyduk duymadık demeyin. Konular komşular düğünümüz var. Böyle daha da özlü kapa kimse duymaz ha. Komşular düğünümüz var. Zencileri de çağır. Al gelinin elini tut. Elini kaldır göster. Aha da böyle gelin kime geldi? Aha da böyle gelin kime geldi? Aha da köy böyle damat görmedi. Onun ya, da elini tut. Orayı biz bağlarız hocam sağ ol. Onun da elini tut. Aha da köy böyle damat görmedi. Kızın elini tut aralarına girsene. İlk günden aramıza girmeyin. Kızın elini kaldır. Köy böyle gelin görmedi. Sonra köy böyle gelin görmedi. Köy böyle damat görmedi. Köy böyle manyak hiç görmedi. Bitmiş bu köy. Suzan. Al onları köylünün önüne selam verdim. Müzikalar. Her hafta geliyor. Müzikalar.